eski başkanların, mevcut başkanın, yöneticilerin, eski sporcu abilerin, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bu gece burada bizim amacımız tamamen Silivri Spor'a nasıl katkı sağlarız, nasıl bir yol planı çizeriz, önerilerimiz, fikirlerimiz, hayallerimiz nedir onları paylaşmak, yoksa burada kimseyi germek, tartışmak değil, hesap sormak değil, hesap genel kurulda sorulur. Burada aile içinde, Silivri Spor ailesi içinde fikirlerimizi birbirimizle son derece medeni bir şekilde, kırmadan dökmeden dediğim gibi konuşabiliyor olduğumuzu göstermek. Bu toplantıyı çok geniş kapsamlı yapmak istememizin sebebi de çok fazla böyle dağılmasını istemedik toplantının. Silivri Spor'u gerçekten yüreğinde yaşayan, geçmişinde, gençliğinde Silivri Spor'la birlikte olmuş insanları, Silivri Spor'da yöneticilik yapmış, maddi manevi zamanını ayırmış insanları buraya toplamak istedik. Tabii ki taraftarlarımız da bizim için çok kıymetli. Ama onları da, üyeleri de buraya davet etseydik bu salonu zaten almazdı. Ha bir de kimse yanlış anlamasın. Bu kişilerin kendi planlamalarını, yolunu açacak bir toplantı değil. Bu toplantının amacı sadece ve sadece tüm samimiyetimle söylüyorum, Silivri Spor'a nasıl katkı sağlarız? Silivri Spor'la ilgili gelecekte ne önerilerimiz var? Hayallerimiz ne? Bunları konuşmak. Ben burada çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Söz almak isteyen kim olursa olsun buradaki Silivri Spor ailesinden söz vereceğiz. Onlar da mutlaka kimseyi yermeden dileklerini, niyetlerini söyleyecek. Evet arkadaşlar, bu şekilde söz almak isteyen arkadaşlar varsa tek tek söz verelim. Ben de izninizle en son kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Budur. Söz almak isteyen arkadaş var mı? Silivri Spor'la ilgili yorum yapacak, şu olması gerekiyor diye önerilerde bulunan kimse var mı? Herkes sokakta, kahvede, çay bahçesinde konuşuyor ya. Hadi hep birlikte kendi ailemizle iç içe olduğumuz şurada konuşalım. Ufuk abiye mikrofon verir misin? Hayır, işim yok. Önce buradaki arkadaşlarımızın görüşlerini alsak daha doğru olur. Tamam Ufuk abi, önerileri açığız. Silivri Spor'la ilgili en baştan başlayalım. Turgay abi, söylemek istediğim birkaç kelam vardı. Silivri Spor'da çok değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, şu an gerçekten çok fazla konuşacak bir şey bulamıyorum. Çünkü çok büyük bir üzüntü içerisindeyim. Bu kulübü maalesef amatör duruma düşürdük, mal gibi düşürdük daha doğrusu. Burada benim kadar herkes çok üzgün, onun da farkındayım. İşte Akın Başkanımızın dediği gibi, bundan sonra Silivri Spor'u nasıl tekrar profesyonelliğe döndürebiliriz? Bilgi almak için böyle toplanmış bulunuyoruz. Çok fazla bir şey söylemene gerek yok, duyamıyorum yani. Ben bunu uzun yıllar hizmet ettim. Çok yıllar, daha ben de düşürdüm yaşadım. Şampiyonluklar da yaşadım. Hepsini bu kulüpte yaşamış buluyorum. Ama bu sene beni çok daha fazla üzdü. Tabii burada düşmesinde sadece yönetim kurulunu suçlamıyorum. Burada hepimiz üzdü. Ben dahil herkesin düşmekte suçu var. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Hepinizi yaşadık. Çok teşekkür ederim. Evet, Cengiz Başkan. Evet, değerli Silivri Spor ailesi, değerli başkanlar, değerli sporseverler, güzel insanlar. Hakikaten çok üzgünüz tabii ki böyle bir sahneyi yaşıyor olmaktan. Kimse mutlu değildir. Akın Başkan da sağ olsun bu meşaleyi yaptı. Birinin
bitmiş olması gerekiyordu şu ana kadar. Biz bir aile olduğumuz için Hakim Başkanım dediği gibi biz burada özel işbirler yapacağız. Kimseyi suçlama, yargılama derne değiliz. Çünkü hepimizin menfaatine ve hepimizin zararına olmuş bir sahne şu anda görüyoruz. Ben de 2015 yılında ve 2018 yıllarında İhsan Başkanı'na ve Hakim Başkanı'na beraber bu kulübe bir spor sever olarak, bir sporcu olarak hizmet etme fırsatı bulduk. O dönemlerde imkanlarımız doğrultusunda maddi manevi katkılar sağladık, sağlamaya çalıştık. Ben her zaman bu makamları, bu görevlerin gelip geçici olduğunu, bayrak yarışı olduğunu, zamanı geldiğinde de devir edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ben de görevim yaptığım sürelerde hakkıyla, layığıyla yapmaya çalıştım. Bu eleştirilebilir, iyi yapmışızdır, kötü yapmışızdır. Sonrasından da bizden sonra taze kan gelsin, yeni arkadaşlar gelsin, daha yeni fikirler, yeni projeler oluşturulsun diye bayrak yarışımızı devrettik. Sonrasında da malumunuz hepimizin bildiği gibi işte çeşitli aksaklıklar, aksilikler yaşandı. Bir lig aşağı düştük. Sonra iki yıl sonra bir lig daha düştük. Hiç hayal etmediğimiz Silivri Spor'a yakışmayacak bir pozisyondayız, bir seviyedeyiz. Bu hepimizin eksikliğidir. İlçede bulunan bütün spor sevdalarının, sporu seven insanların, idarecilerin, yöneticilerin, aktif yönetimde bulunan arkadaşların hepsinin eksiğidir diye düşünüyorum. Bu programda da geç kalınmış ama bir plan yapmak adına da hiç plan yapmamaktansa en kötü plan da plansızlıktan iyidir diyerekten bu noktadan sonra kalan süreci iyi değerlendirip daha nasıl şahlandırabiliriz, ayağa kaldırabiliriz, kendi spor sevenleri, spor severleri hepsini topyekun toplayıp Silivri Spor'u düştüğü yerden ayağa nasıl kaldırabiliriz? Bunların çalışmaları için bir araya gelmiş bulunmuş haldeyiz. Ben şahsım olarak bu noktada üstüme düşecek olan maddi manevi çerçevede her zaman bu göreve talip olacak arkadaşlarımızın doğru bir planlama çerçevesi içerisinde yapabilecekleri yol haritasında yanlarında olacağımı beyan ederim. Fikrimiz sorulursa fikrimizi söyleriz. Katkımız lüzum ederse katkımızı da sunarız. Bu noktada Akgün Başkanı da bütün katılımcılara da katıldıkları için Akgün Başkanı'nın programı organize edip teşekkür ediyorum. Yine lüzum ederse fikrimizi paylaşırız. Karşılıklı istişare ederiz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Değerli Silivri Spor ailesi, değerli başkanlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Tabii ki Turgay abim çok zorlandı konuşurken. İçimizde en fazla Silivri Spor'a emeği geçen başkanlarımızdan birisi olduğu için o kadar çok duygulanmak hakkı kendisine diyorum. Çünkü çok tanımasam da anlatılanlardan tanıyorum. Bir dönem Silivri Spor'un kağıt kalem alamayacak noktadayken Turgay Arif kulübe başkanlık yapmış. Kendi imkanlarıyla gerekeni yapmış. O gün öyleydi. Ama bugün ne? Bugün ekonomi en ön plana çıkıyor. O günlerde en canlısı burada Ufuk Bey vardı. Hayır Kaptan vardı. Mesut Ponta vardı. Şu an biraz heyecanlıyım galiba, isimlerini hatırlayamıyorum, bağışlasınlar beni. Ufuk kardeşi yardımcı olabilir. Silivri'de yaşayıp, Silivri'de yatıp kalkan futbolcular vardı. Yani kısacası para ikinci plan bile değildi, üçüncü plandı. Çünkü kendi evlerinde yatıp kalkıyorlardı, gereğinde kendi işlerini de yapabiliyorlardı. Ama şu aşamada
maalesef ben Silivri Spor'a başkan olduğumda sahildeki pes kafenin üstünde işte bir banyo, bir tuvaleti olan yerde tüm futbolcular kalıyordu. Ama sonrası profesyonele geçince maalesef herkes kendini bir Alex görmek durumunda. Yani hedefi vardı çünkü. Süper Lig'e çıkmak için. O topçuyu orada yatırmanız mümkün değildi. Tabii orada yatırmayınca maliyet bedel arttı. Bugün bir Ufuk Bek tarzında bir futbolcu transfer etmeye kalkarsak 300 bin liradan bahsediyorlar sanırım. Yani kadronuzu 30'un altında tutamıyorsunuz. Bu çok ciddi bir bütçe. Yani hep diyoruz ya denk bütçe, denk bütçe. Galatasaray bugün övülüyor, tahtayı açtım diye övülüyor. Denk bütçe kuramadığı için. Beşiktaş aynı sorunları yaşadı. İşte başkanı bir şeyler yaptı. Fenerbahçe aynı şeyi yaşadı. Bunları yaptı. Silivri Spor'da bunların bir parçası, yani 127 tane sanıyorum profesyonel ligde kulüp var. Bunlardan bir tanesi Silivri Spor. Silivri Spor'da denk bir kişiyi aşmamak asla mümkün olmadı şimdiye kadar. Çünkü benim dönemimde sanıyorum 300'ün üzerinde yaşı 6 ile 10 arasında kız çocuklarımız vardı, voleybol oynuyordu. İşte aktif başkan geldi, o sayı 500'e çıkardı. İşte bunun yanında boks şubesini açtı. İşte Taylan başkan güreşi dahil etti. Sayın eski Silivri İlçe Spor Müdürü satranç konusunu açtı. Bu da Silivri Spor'un bir branş dalı oldu. Çünkü 7'nin üzerinde branşınız olmazsa Silivri Spor'un bugün yatıp kalktığı, yemek yediği, televizyon izlediği spor kompleksi mi diyeyim, lojmanı mı diyeyim, orasını edinmeniz mümkün değil. Orasının işleyiş şekli Gençlik Spor Bakanlığı'ndan, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden 10 yıllık bedelsiz tahsis adı altında Silivri Spor'da. Sanırım 2 yılı daha var, 2 yıl sonra tekrar yenilenecek. Ama ücretsiz, bedelsiz yenilenmesi için bu 7 branş olmak zorunda. İşte bunun içinde satranç, futbol, voleybol, basket, güreş vesaire, boks. Bunlar olduğu zaman yürüyecek. Ama gelin görün ki hep böyle konuştuğumuz altyapı, altyapı, altyapı diyoruz. Altyapının aylık hoca maliyetleri 75-80 bin lira. 10 ay sanıyorum sezon devam ediyor, 800 bin lira. Yani şimdi bu ekonomiye dayanıyor. Altyapı 800 bin liraysa bugün amatöre düştük. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Yani kısmet buymuş diyelim. Her şerde bir hayır, her ayında bir şer var diyoruz, inanıyoruz. Bugün hep şunu konuşuyoruz. Amatörden, bal liginden 3. lige nasıl çıkabiliriz? Ben ekonomiden bahsediyorum. Ekonomi olmazsa çıkmak mümkün değil. Dünyanın sonu da değil çıkmamak. Ama bana göre çok büyük suç, çok büyük eksiklik bahsettiğim altyapılar. Altyapıdaki eksiklikler, yani çok üzülerek ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli bir kardeşimizin, belediyede çalışan çok kıymetli bir kardeşimizin evladını yitirdik. Onun evladı bizim kardeşimiz. Hep beraber üzülelim. Sayın Belediye Başkanı bu konuyu konuşurken Turgay abim gibi duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı. O orada gözyaşlarına hakim olamadıysa birçoğumuzda ekranda gözyaşı döktük. Ama bu yeterli değil. Bu benim bahsettiğim 500 tane kız çocuğu bilet nasıl çıkar? Hele hele delikanlılar, gençler nasıl 500'den bilet çıkar? Boks şubesi nasıl sayı artar? Basketbol nasıl sayı artar? Satranç. Bunlara bakalım. Bununla beraber futbolun lokomotif olduğunu unutmayalım. Ama ne yapabiliriz? Burada sayıyorum 60 kişi varız. Bu 60 kişi Akgün Başkan'a yüklense seni başkan istiyoruz. Evlatları babalıktan reddetmeye kalkar.
Beni zorlasanız, biliyorsunuz eşim en kıymetli Nida amca rahmetli oldu. Sağ olun. Herhalde boşanma davası açardı bana. Bugün evlatlarım var. İnanın babalıktan reddeder vaziyette dediler. Babam bir defa evlatlıktan reddeder de. Bu hepimiz için böyle. Şimdi burada bir genç kardeşimiz var, Tayran. Onu ona bırakıyorum şahsen. Devam etmek de, bırakmak da onun için çok zor. Kardeşim asker kadar ikincilikte bir takım aldı. Bir şekilde tutmadı. Ama üçüncü ligde direndi. Son senemde ben iki maç kala düşmekten takımı kurtardım. Para, para, para. Edip Kahraman, eğer 10 bin dolar vermeseydi bana Erzurum maçını almam mümkün değildi. Borç 10 bin dolar verdi. 6 bin dolarını almadı, sildi. Ama o maç öncesi ben o parayı o futbolculara dağıtmasaydım o performansı gösteremezlerdi. Hiç bakma öyle Ufuk kardeşim. Sen futbolcuyken cebinde olan parayı Seyfi Hatun senin cebinden alır mı dağıtılır bir yerden. O zaman öyleydi. Ama şimdi böyle değil. Şimdi böyle değil. Şimdi verirse oynar. Teknik direktöre vermezse futbolcuyu motive edemez. Sevgili dostlar, her şey gençlerimizin geleceği için. Gümüş'e kadar bir okul açıldı, futbol okulu açıldı. Silivrispor'da bir yıl forma giymiş, giyememiş, ben torpilimle diyelim, çok sevdim. Garip bir delikanlıydı, futbolu çok seviyordu, halı sahada mükemmeldi. Hep deriz ya, benim yeğenim Messi, benim oğlum Ronaldo. Onu da bana öyle empoze ettiler. Rica ettim o zaman Özgür Kurt, bizim sportif direktörümüzle, Erdal Hoca ikisine. Alır mısınız bunu dedim, ya benden torpil olmasın, sizden olsun. Aldılar, antrenmanlara çıktı ama yazıyor annesinin Silivrispor'da bugün futbol okulu açmış Alisan'da. Ufuk Bey, yeminle 100 kişi var. Ya 6 ile 14 yaş arasında. Arkadaşlık öğretiyorlar ya. Kaynaşma öğretiyorlar. Yani hep diyorum Allah kimseye vermesin. 3 tane torunum var. Kimin ne olacağı belli değil. Madde bağımlılığı 15 yaşa düşmüş. Alkol bağımlılığı 12 yaşa, sigara 10 yaşa. Nasıl kollayacağız bu çocukları? En güzeli sportif faaliyetlere 6-7 yaşında başladığı zaman. Onun için ben sözlerimi daha fazla uzatmadan ben çözüm üretemiyorum. Öneride de bulunamıyorum. İnanın kilitlendim. Çünkü 3 milyon. Hadi çıkaralım ulan. Cengiz kardeşim dedi ki üstüme düşeni yaparım. Yapar 10 bin lira yapar. 100 bin yapma kardeşim. O zaman gel başkan ol. 3 milyonu göze alıyorsan alamazsın. Sen alsan ailen izin vermez. Hiç buradan başka türlü konuşmayalım. Basit bir şey değil. Hiçbirimiz kolay kazanmıyoruz. Onun için ben bir fikir üretemiyorum. Öneride bulunamıyorum. Bulunmak durumunda olanlara hepimiz saygı duyarız. Ama böyle bir parayı çıkaramayız. Hepsinin tarafı atalım. Futbol diyelim 2 milyon lira. E ne olacak abi? Yani 30 yaşındaki kardeşlerimizi topa vuracak diye 2 milyon vereceğiz. Aşağıdan başından beri bahsettiğim Özcan Başkan'ın lafı vardı. Üzerinde forma olan bir gençten terörist olmaz. O zaman altyapıya önem vererek yukarıya doğru çıkarmamız lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada kaptanım da gelmiş buraya. Ufuk Bey sen değilsin sadece kaptan. Yunus kaptanım da gelmiş. Onun da önerileri vardır mutlaka. Diğer dostlarım da vardır. Sonuç itibariyle inşallah iyi bir neticeye varılır. Ama çok bir zor süreçten geçildiğini ben düşünüyorum. Bu zor süreci aşmak hiç kolay olmayacak. Bunu biliyorum. Ha bu takım üçüncülükte de olsaydı gene zor.
belirgiler dengeleri, yani altyapıya bu kadar önem veren bir takımda yine açık büyük olurdu. Ben de Cengiz kardeşim gibi elimden ne geliyorsa, maddi manevi elimden ne geliyorsa bunun biri de bir, yüzde bir diyerek ben de burada varım ama ne Cengiz Başkan'ınki, ne benimki, ne Turgay abininki, ne sizlerinki maalesef yetmez. İnşallah daha güzel bir öneriler çıkar. En iyi yere geliriz. Hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyorum. İstan Başkan'a teşekkür ediyoruz. Vallahi bir ara İstan abi sabaha kadar konuşacak sanırım. Teşekkür ederim. Demek ki tek kısa kestim. Evet. Aynen başkan. Şimdi bir yoksa. Tamam. Turgay abi, Turgay başkanımız. Mikrofon. Değerli, çok değerli Sivri Spor'u, Sivri Spor'a görev vermiş dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarımız konuştu. Çok da söyleyecek bir şey yok aslında. Sivri Spor'un düşmesinden dolayı ben de çok üzgünüm. Emek verdim. Düşünmemek için uğraştık önceki dönemde. Ama yine tabii düştük diye ağlayacak halimiz yok. Bence belki profesyonellik çok önemli ama profesyonellikten şu an için söylüyorum daha önemli. İhsan Başkan'ın da çok üzerinde durduğu altyapının. Ben yine de Sivri Spor'un altyapısının çok maliyetli ve çok zor olduğunu düşünüyorum. Eğer Sivri Spor'un işte hocaları belliydi, verdiğimiz maaşlar da belliydi hocalara. Hocalar da o gün için altyapıda canlı başla çalıştılar ama yine de biz Sivri Spor olarak altyapıda en azından her yıl bir iki topçu yetiştiremediğimiz sürece bu iş parayla da çözülmez, pulla da çözülmez. Bunun ana sebebi önce altyapıyı güçlendirip tesisleştirmek. Bunu yapabildikten sonra zaten hani taşıma suyla değirmen dönmez denir. Bize ne kadar dışarıdan para verirse gelsin, tamamını bu topçuları dışarıdan almakla bu işin altında Sivri Spor kalkamaz. Ama biz altyapıyı güçlendirir, her sene buradan bir iki topçu çıkarır. Bu stada, Sivri Spor stadına, Sivri halkını çekebilirse benim de burada yeğenim var, benim de burada komşum var, benim de burada bir kardeşim var. İşte onu izlemeye geldim deyip Sivri Spor'u, Sivri'leri, Sivri Spor stadına çeken Sivri'lerin de esnafın, Sivri'deki esnafın güvenini tazelersek, bu güveni elde edersek ondan sonra biraz daha başarının kolay olacağı kanaatindeyim. Yoksa Sivri Spor'a bir takım paralar geldi. Yardımlar da yapıldı. Belediye de yaptı. İşte yönetici arkadaşlar da elinden geleni yaptı. Ama sonuçta olmadı. Düştü. Yani o zaman bir yerde demek ki bir eksiklik var. Bu altyapıyla olabilir, oyuncu seçiminde olabilir, yöneticilerin eksikliği olabilir. Bizim de eksikliğimiz oldu. Biz de iyi yönetemedik. Belki zaten daha iyi yerlerde olamadığına göre. Bir yerlerde bir eksiklik var. Bu eksikliği bulmamız lazım. Sadece dışarıdan topçu getirip 300'er bin lira, 400'er bin lira, 200 bin lira vermekle ve bazı topçulara da bu parayı verdikten sonra hiç oynatamayıp gönderdiğimiz topçular oldu. Demek ki bir yerlerde bir yanlışlar var. Bu yanlışları düzelttim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Altyapı, altyapı, altyapı ve tesisleşmek. Bunun haricinde Sivri halkını da, Sivri esnafını da, Sivri Spor'a güven duyup yardım eder duruma geldikten sonra Sivri Spor'a sahip çıktıktan sonra çok sinirli, bu kadar 60 kişi değil. Çok sinirli sahip çıktıktan sonra olacağı kanaatli değil. Yoksa tabii İhsan Başkan'a katılıyorum. Büyük paralar lazım ama biz de bu büyük paralardan önce Sivri Spor'u sevmek lazım. Sivri Spor'un altyapısına çok daha önemli her yıl bir iki topçu çıkarmaktan başka sanki çözümümüz yok gibine geliyor. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Bey abiye de teşekkür ederim.
Böyle şimdi şu tabloya bakıyorum, herkes burada Silivrispor'da hocalık yapmış, futbol oynamış, eski yöneticiler, kulüp başkanları, herkes burada. Eksiklik nerede? İşte başta beraber olsaydık daha başka olurdu diye düşünüyorum ben. Ama eksiklik yine biz amatörler olarak, yani Ali Bey Spor'dan Silivrispor'a çok transferler yaptık. Çocuklar profesyonel de oldular. İyi de başarılı da oldular. İnşallah bundan sonra da yaparız. Şimdi tesisleşme derken hakikaten Silivri Stadı'nda dörde bölüp idman yapmaya çalışıyoruz. Sahayı dörde bölüyoruz. Herkes bir çeyrekte idman yapmaya çalışıyor. Ama bu sahaları fazlalaştırırsak o zaman işte sporcu yetişir. Yoksa bu şekilde biraz yine zor. Ama güzel hamleler var. Volkan Başkanımızla ara ara sohbet ediyoruz. Değirmenköy'de yapılan stat gibi birkaç tane projesi var. İnşallah bunları da hayata geçirip altyapıya daha da önem vereceğiz. İnşallah Silivrispor'u bir yerlere getireceğiz diye düşünüyorum. Yani biz de maddi olmasa da işte Akgün Başkan bilir, Taylan Başkan da bilir, İhsan abi de bilir. Yani federasyon ben olduğum için Ali Düşmez'in yanında Silivrispor'a maddi anlamda bazı desteklerimiz de oldu. Kendileri de bilir bunu. Bundan sonra da inşallah bunu yapacağız. Tabii ki yukarıda çıkmak kolay değil. Lobin olacak yukarıda. Ben şimdi yine geçen hafta seçim oldum. Yönetime girdim de. Yani yönetimde 30 kişiyiz biz. 20 tanesi Karadeniz. Yani adamların lobileri güzel. İşte o lobinin içinde olmamız lazım ki bir yerlere gelelim. İnşallah bunun üstesinden de geliriz ama işte böyle birlikte hareket edersek, işte Ahmet şunu dedi çay bahçesinde, Mehmet Kahve'de bunu söyledi. Olmuyor. Hep beraber birlikte olursak başarı gelir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Geceyi organize ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii önümüzde yaklaşık 2 yıllık bir pandemi süreci vardı. Bir türlü toplanma ya da bir araya gelme fırsatımız olmadı. Birkaç kere bir basın toplantısı yaptık ama ondan sonra bir araya gelemedik. Gerçi burada simalar yaklaşık 1,5-2 yıldır bizimle sürekli beraber olanlar, eski yöneticilerim, Turgay abi sağ olsun her deplasmanımızda yanımızda. Biraz Turgay abi yükü bizim üzerimizden almaya çalıştı ama kulübün başında siz varsanız, yani direksiyon başında sizsiniz, bu işin kabahatlisi de sorumlusu da sizsinizdir. Başarı varsa paylaşılır ama bir başarısızlık varsa bu kulübün başında olan kişinindir. Yani bunu en ciğerde, en samimiyetle hisseden ve en çok üzülen kişi olarak Akgün Başkan'ın da zamanında başına böyle bir şey geldi ama amatöre düşmek daha farklı. Daha insanın canını acıtan, ciğerini yakan bir şey. Çünkü bir emek veriyorsunuz, bir mücadele ediyorsunuz. Ve mücadelenin sonunda geldiğiniz noktada üzücü bir yere varıyorsunuz. Öncelikle kabahat, dediğim gibi Turgay abi üzerimizden almış olabilir ama direksiyonun başında olan kişi olarak tamamen yük ve kabahat bizimdir. Ama tabii buraya gelene kadar birçok etken, birçok sebep, birçok olanak, Covid, deprem, otogarlar, otogarlar, ihale süreçleri, içeride birçok sıkıntı, birçok problem yaşandı. Bunları biraz basın toplantısında anlatmaya çalıştık, dillendirmeye çalıştık. Ama yeniden noktada maalesef ki takım küme düştü. Bazen yani şu felsefeyle bakmak gerekiyor, içeriği biraz soğutabilmek için. Bazen topun yere sekmesi lazım ki yukarıya doğru fırlasın. İnşallah bundan sonraki süreçte bu yapılan hatalardan ilçe olarak, yani herkes, sadece biz yönetim olarak değil, yapılan hatalardan, işleyişten ders çıkarıp kulübü tekrar amaç 3. lige, bir üst lige çıkarmak, profesyonel lige çıkarmak olacaktır. Bunun da en büyük sorumlusu yükü kendi üzerimize hissediyoruz. Yaklaşık 64 yıllık bir kulüp.
Yani 64 yıllık kulübün yükünü, değerini, önceki başkanlar, Akgün Silivri'lerinden tutup birçok isim, onların ne hissedebileceğini, bizim ne hissedebileceğimizi anlamak, hissetmek çok farklı bir duygu. Halen bazen oturup düşündüğümüzde acaba düşmedik mi, acaba olmayacak mı diye düşünmek, konuşmak apayrı bir şey. Hakan abi sürekli deplasmanlarda bizimle, Ali sürekli deplasmanlarda bizimle, Turgay abi bizimle, orada ne çektiğimiz, ne yaşadığımızı en çok bizimle hareket edeceğiz. Gelecekte ne olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz Silivri'de? Evet, biz tekrar adayız çünkü düşüren biziz. Ve bunun sorumluluğunu hissediyoruz üzerimizde. Çıkaran da biz olacağız. Çıkarmak için de var gücümüzle savaşacağız. 1,5-2 seneye kaynak, işte İhsan Başkan'ın kaynak nasıl bulunacak? Federasyon gelirleri yok. Otobar gelirlerinin ne süreçte işleyeceği belli değil. İddia gelirleri yok. Yaklaşık 1,5-2 yıllık zaman zarfında eski yöneticilerimin yaptığı bağışlar da dahil olmak üzere 3,5 milyon liralık kaynak sağlamışız Silivrispor'a. Bu sponsorlar ve bizim verdiklerimiz. Yani belediyenin otobar gelirleri hariç bu 1,5 yılda Silivrispor'a sağladığımız maddi kaynak. İşte Siyah Başkanımızla beraber yürüttüğümüz tabela reklam vergisiyle yaklaşık 700 bin liralık bir gelir. Bizim koyduklarımız, eski yöneticilerimin yaptığı bağışlar, ve toplamda rakam 3,5 milyon lira, 3 milyon 600 arasında bir kaynak sağlamışız. Çalışıp tekrar o kaynağı kulübe sağlayıp kulübü ne yapıp ne edip bir şekilde 3. lige çıkaracağız. Fakat kulübün önündeki sorunlar, kulübün önündeki sıkıntılar, evet deprem yaşandı, pandemi yaşandı, borçlanma, SGK'lar, altyapı problemleri, yöneticileri, eski yöneticileri bağlayan en büyük problemlerden biri SGK. Bakın yeni bir yapı, bir kere bir yapılandırma geldi. O yapılandırma bozuldu. Ödeyemedik. Yaklaşık 7-8 aydır otopark gelirleri şu anda kulübe gelmiyor. Çeşitli yollarla futbolculara verildi. İşte personele dağıldı. Ama cari için bir kaynak sağlayamadık. İlk taksitlendirme bozuldu. Cuma günü tekrardan taksitlendirmeye başvurduk. Bu hafta içi tekrar taksitlendirme yapılacak. Yaklaşık 1 milyona yakın kulübün borcundan bir faiz silinecek. Ama taksitlendirme yapmak bir şey değişmiyor. Bu taksitlendirmeyi ödenebilir noktaya getirmek gerekiyor. Yani yaklaşık kulübün aylık masrafı, başkanım da bilir, o biraz artmıştır onun döneminden sonra, 200 bin liralık masrafı var. Kulübün aylık net masrafı 200-220 milyon. Bunlar nedir? Yaklaşık 50 bin liralık bir meblağ aylık taksitlendirme. 30 bin liralık meblağ senin döneminin SGK paraları, yani 30 kişi çalıştırıyorsan hepsi sigortalı futbolcularla beraber. 30 bin lira aylık yemek masrafı. Yani bunlar işte personel masrafı, hocalar, personeller 50 bin lira. Şort, forma, sponsor için çok forma ihtiyaçları ve diğer sağlıkları da koyduğumuz zaman yaklaşık 200-220 bin lira sadece Silivrispor'un minimum masrafı. Yani bunun için çalışmanın ötesine gitmek gerekiyor. Bu çalıştayı yapacaksak 6 ayda bir yapmak, sürekli yapmak, devamlı yapmak. Başkanım öncülük etti, bir şekilde toplandık. İlerleyen süreçlerde inşallah gene toplanırız, gene bir araya geliriz. Lobi oluşturmak dedi mesela Ali Başkanım. Evet, lobi önemli. Biz lobi oluşturduk. Devre arasında transfer açacağız. Bu ÇK sıkıntımız var. Lobide problem yoktu. İşte sıkıntı yaşadık biz. Bizim de bazı noktalarda temas edemediğimiz yerler oldu. Yani basiretsiz kaldığımız, yapmamız gereken hamleleri yapamadığımız ya da yaptırılmadığımız yerler oldu. Bakıyorsunuz lobi diyoruz, evet sezon ortasında kulübün 5 TL parası yok. Nihat Özdemir'e yakınlığımız var, herkes tarafından biliniyor. Sırf Silivrispor için yönetim kurulu kararı çıkarıldı. Silivrispor'un temlikteki dosyaları ödendi, UÇK dosyası ödendi ve transfer açıldı. Biz o lobiyi oluşturduk ama başka sıkıntıları, göz eleştiri yaparsak başka problemleri yenemedik. Yani içerideki işleyişi yenemedik. Yani bu bir sinerjidir. Kulübün bir noktaya gelmesini istiyorsan belediye, yönetimden personele, personelden futbolcuya, bunların hepsinin bir vücut gibi
etmemesi lazım. Kol kırıldığı zaman, bacak kırıldığı zaman sekmeye başlıyorsunuz. Sekme olunca ön bacakta zarar görüyor. Bu sefer kulüp öne alınamaz bir noktaya geliyor ve sonunda maalesef ki bu düşüşü yaşıyoruz. Altyapı konusunda evet, Turgay Başkan'ın da dediği gibi altyapıyla ilgili bir proje hazırladık. Bakın 63 dönüm araziye bir proje hazırladık. Bunu basın toplantısında söyledik. Hiçbir gazeteci bunu haber yapmadı. Bir tane gazeteci o basın toplantısından alıp Engin Akın zannedersem bir haber yaptı. Onun haricinde hiçbir gazeteci bu 63 dönüm araziye yapılan altyapı projesini alıp da haber yapmadı. Bunun için tam 4 kere Spor Bakanı'na gidildi. Ve proje Spor Bakanı'nın önünde duruyor, onayla bekliyor. Şimdi birleşme böyle olmaz. Ben geçen sene Aksaray Kulübü'nün bir fotoğrafını gördüm. Aksaray Kulüp Başkanı, Aksaray Kaymakamı, Aksaray Belediye Başkanı, valisi toplanıp Spor Bakanı'na gitmişler. Proje onaylatmışlar. Bu böyle olur. Yani ben istediğim kadar bağırayım. Hakkün Başkan tek başına istediği kadar bağırsın. Çıksın İhsan Başkan istediği kadar anlatsın. İlçe birleşmediği sürece, belediye, siyasiler hep beraber birleşmediği sürece hiçbir projeyi yukarıda oynatıp onaylatamazsınız. 5 sene sonra da geldiğimiz zaman gene burada altyapı deyip altyapının önemini anlatır vaziyette oluruz ama bir arpa boyu yol alamayız. Yani tekrar söylüyorum, ben bu projeyi yayınladığım zaman bu projeyi şu an Spor Bakanı'nın önünde içinde ne var? 2 tane stadyum spora kaynak sağlayan halı saha, kafeterya, yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, bir tane standartlarda çim saha, standartlarda suni saha, altyapı tesisleri ve alt takımı tesisleri. Çünkü belli bir ay, birkaç ay sonra göreceğiz. Bir de ayrıca A takımı tesisleri sıkıntısıyla karşılaşacağız. Çünkü stadın yeri yapılacak, daha tesis nereye yapılacak belli değil. Ayrıca bu problemle de karşılaşacağız. Yani bunu yapabilmek için birleşmek gerekiyor. Ama bunun birleşmede de siyasileri olumlu anlamda kullanmak gerekiyor. Kim varsa parti gözetmeden, zaman gözetmeden hep beraber gidip bu projeleri yukarıda onaylatmak gerekiyor ki ondan sonra Sivrispor'un altyapısıyla ilgili neler konuşabiliriz, neler anlatabiliriz? Tekrar böyle oturup konuşmak gerekiyor. Biz ne yaptık altyapıyla ilgili? İlk sene 3 gencimizi, bu senede 5 tane gencimizi profesyonel yaptık. Takımın içinde tuttuk. Ha oynatabildik mi? Oynatamadık. Hocaya da tutup bundan oynat deyip takım kadrosu verecek halimiz yoktu. Bir türlü de rahatlayamadık. Ama hala işte şimdi baktığımız zaman şu anda Sivrispor altyapısından 11 tane futbolcu sözleşmeleri 2024'e 25'e kadar devam ediyor. İnşallah nasip olursa bu sene onların üzerine katkı sağlayarak futbolcuları ekleyerek altyapılara devam edeceğiz. Yani süreci takip ederken bir silsile halinde yukarıdan aşağıya takip etmek gerekiyor. Belediyesiyle, yönetimiyle, taraftarıyla, eski yöneticileriyle bir araya gelip sürekli konuşup sürekli istişare etmek gerekiyor. Bu dönemde sen ne yaptın diye sorduğunuz zaman biz pandemi döneminde birçok sıkıntı yaşadığımız için toplanamadık. Biz kendi aramızda bile bazen toplanamadık. Ama gelinen noktada maalesef ki takım dediğim gibi küme düştü. Sorumluluk anlamında ben tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Çıkarmayı da boynumun borcu olarak görüyorum. Sayın Başkanım, sevgili sinirli sporlu arkadaşlarım, konuşan arkadaşlarım hep ekonomiden bahsettiler. Sinirli spor yaşaması için ekonomi şart ve bize her ay gelecek taze para lazım, taze para. Ben her zaman şunu söyledim, yine de söylüyorum. Bölgemizde 450-500 tane sanayi fabrikası var. Belediye başkanımız, kaymakamımız, kulüp yönetim kurulu üyeleri kim seçilecekse, ilçe başkanlarına gidecekler, ilçe başkanlarıyla beraber kaymakama çıkılacak. Ya kaymakam ya belediye başkanı bu 400-500 tane sanayi
fabrikaları gelecekler. Bunların bir tanesi 1.000 lira verse ayda 500.000 lira yapar arkadaşlar bize. Taze para lazım kulübe. Her ay 500.000 lira taze para girdiği zaman kulüp rahatlar. Şimdi eskiden gardan, terminalden 120-130.000 lira para geliyordu ve bir yara sarıyordu kulüp. Ama o kesildi zannedersem. Değil mi başkan? 6 ay falan oldu mu o kesildi o? Otogar. 28 ay oldu, kesildi. Eskiden bu para geldiği zaman bir rahatlam olmuyordu. Ama bu sanayi fabrikalarından her ay 1.000 lira gelse yapar 500.000 lira arkadaşlar. Ama gidip bunları ziyaret etmek lazım. Tabii kulüp başkanı giderse olmaz. Ama bir belediye başkanı, bir kaymakam hep beraber gittikleri zaman bunları kırmazlar. Her ayda 1.000 lira bir şey değil. Kulübe her ay 1.000 lira teberrü ederler. Sevgili başkan neydi kaymakamın ismi? Sen sıkıştığın zaman gidiyordun. Evet. Neydi kaymakam sana? Salih başkan. Salih. Aslan gibi. Başkanım hadi fabrikaya gider, yürü gider diye yani. Evet. Kulübe yardımı da toplardı. Onun için arkadaşlar seçilecek yönetim kurulu arkadaşlarımız kim seçilecekse belediye başkanı, kaymakam bu işe el atıp bu 500 tane sanayi fabrikasından kulübe gelir sağlamak şart. Taze para lazım. Her ay 500 bin lira geldiği zaman taze para kulübü rahatlatır. Teşekkür ederim. Evet abi, teşekkür ediyorum. Ben bu paralelde Nevzat abinin konuşmalarından daha net bir sonuca varmak adına bir şey sormak istiyorum başkan. Peki sizin yani şu dönemi, son dönemi fabrikalarla ilgili katkı sağladığınız oldu mu? Bir de hem Nevzat abinin değindiği hem de kamuoyunda konuşulan, ben de kendimi şu an yani basın mensubu gibi hissettim bir anda. Kamuoyunda konuşulan, siz daha önce cevap verdiniz, otogar 7 ay kesildi dediniz. Otogar ve otoparkların durumu nedir? Yani sizin sporu olan geliyor mu, durdu mu, ne kadar yolu geldi, bunların ayrıntıları mutlaka genel kurulda konuşulacaktır da dedik ya burada bir aileyiz biz, bunlar da merak ediyoruz. Özellikle herkes, evet evet. Yani bunun da bir cevap. Nezat abi. Kesildikten sonra seçilerden sonra. Şimdi şöyle önce şeyi söyleyeyim Nezat abi sana. Bu biz sanayicilerle ilgili nasıl bir çalışma yaptık? İlk daha gittiğimiz zaman ilk senemizde Hakan abi uğradık siyaset başkanımıza. O zaman çok sıcak bakmadı, biz çok tanımıyorduk. Hani biz biraz daha altyapılara önem vereceğimizi söylemiştik bana. Ama bir sene tahmin ediyorum bizi izledi. Hani süzdü, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Bir senenin sonunda geçen sezon pandemi döneminde dolayı kongreyi yapamamıştık. Pandemiden dolayı kongre yapamayınca otomatikman tekrar bir siyaset oluyordu dedik. Ve yeşil ışık yaptı bize. Biz tek tek fabrikaları gezerek yaklaşık dediğim gibi 700 ile 800 bin lira arasında bir rakamı kulübe katkı sağladık. Evet. Ama her ay değil. Tabela reklam olarak bir sanayiciyi ısındırdık kulübe. Çok önemli. Evet, şu anda yine Siyah Başkanı'yla aynı projeyi devam ettiriyoruz. Ve geçen seneki sponsorları gene formanın üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Ve tabela reklam veren fabrikacıları da, iş insanlarının da gene kulübe destekleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu gene bu rakamları bu. Ama senin dediğin aylık 1.000 lira gibi rakam, bu dediğin gibi belediye ve kaymakamın katkı sağlayacağı, çok mesai harcayacağı bir şey. Ama konuşup, tabii bu paralelde konuşulup olmayacak bir şey de değil. Otomobil konusuyla ilgili evet, şöyle bir şey var, söyledim zaten. Biz otomark parası olarak para almadık fakat yemek ihtiyaçları verildi, COVID testleri yapıldı ve bağış geldi kulübe. Bu rakamı topladığın zaman otomark parasına eşdeğer bir rakam ama tabii anlattığım gibi bugünkü basın toplantısında işleyiş biraz sıkıntılıydı. O işleyiş bizi bu noktaya biraz getirdi. Şimdiki süreçte de bana göre işleyiş nasıl devam etmeliydi? Otomark kulüpten alındıktan sonra yönetim ve belediye bir arada oturup işleyişi beraber yönetip bunu böyle yapalım, şöyle yapalım diye bir konuşma olması lazım. O
olmadı. Süreç de farklıydı. Pandemi süreci olduğu için biraz uzadı süreç. Ama bundan sonraki dönemde evet otopark paralarının bir şekilde konuşulup oturulup yine kulübe sağlanması lazım. Benim duyduğum otomardan gelen... Ha ben para kesildiği zaman ama senede amatör kulüpte maç yapıyor. Kaç senedir öyle mi var? İki senedir yapıyor mu amatör kulüpte? Yaptı değil mi? Onlar da bir borç var. Onlar da bir... Kapattı. Onlar da yapıyor. Kapattı. Kapattı onları. Ha sonuçta. Kapattı onları. Bütün borçları da yapıyor. Valla ben... 15. Orada şöyle başkanı, kaymakam ve belediye başkanı şeyleri yapacak. Hep beraber gidelim. Evet. Yani yönetimde var, yok, var etmez. Bunlar artık yönetim. Kaymakam, belediye başkanı da buyurun. Bu fabrikaları gezelim artık. İşte Deniz Hanım, bunlar artık yönetim. Ayrı ayrı bu sinerjiye zaman yakınıp sürekli beraber baskı yapın. Bunu almak lazım. İnşallah yapacağız o baskı. Yani devreye ilçe başkanları da gitsin abi. Kaymakama, belediye başkanı. Evet Nevzat abi, bunların hepsi not alınsın. Evet. Doğru, biz de yani, aynı şekilde düşünüyoruz. Yani. Evet. Ülke başkanları da devreye gitsin arkadaşlar. Evet. Evet, söz almak isteyen Ufuk abimiz var. Ufuk abimiz. Ufuk abi çok özür dilerim. Az önce unuttum ben. Benim için çok önemli. Ben burada hepinize teşekkür ediyorum ama bir kişiye ayrı teşekkür ediyorum. Ve kendisine geçmiş olsun diyorum. Muammer abicim, buraya gelmekle gerçekten bize çok çok cesaret verdin. Sivri spor ruhu burada teşekkür ediyoruz gerçekten. Allah razı olsun. Evet Ufka. Herkese iyi akşamlar. Herkes hoş geldi. Sivri spor severler olarak. Ben öncelikle Taylan Başkan'a az önce miktar açıkladınız parayla ilgili. 3 milyon küsur civarında bizim katkımız oldu dediniz. Belediyenin toplam katkısı ne oldu? Hani ya şeydi, şuydu, buydu, bağış, totalde ne oldu? Bir milyon mu? Otogar... Hayır, otogar geliri civarında bir rakam aldık dediniz. Yardım olarak. Yani otogardan gelecek para kadar bir yardım aldık dediniz. Sizden alındıktan sonra otogardan gelen yer rakam olarak... Tamam, o rakam nedir diye soruyor. Bir senelik, bir buçuk sene içerisinde. Sizin görev süreniz, boyunca kaldığınızda kulübe sağladığınız katkı 3 milyon küsur lira mıydı söylediğiniz ayağımıyla? O rakam 3 milyon küsur lira tamam. Onun haricinde belediyeler ya da otogardan ya da nereden geldiyse gelen rakam nedir? Onu sormak istiyorum. Total rakam. Total rakamı şöyle söyleyeyim. Biz seçildikten, 2019'da seçildikten 2020'nin Ocak ayına kadar 150 bin liralık bir rakamla geldik. 1,5 yıl boyunca. 1 yıl boyunca. 150 bin lira aldık. Ondan sonra devre arasından sonra otogarlar alınca başkan ve kulübe destek vermeye başladı. Evet. Destekte de yaklaşık 700 bin lira yakın bir destek verdi. Tam hani 3 aşağı 5 yukarı rakam şimdi yazmadığım için. Net olmasa ne değil, yaklaşık olmasa. 700 bin lira, 700-750 bin lira civarında bir rakam verdi. O periyotta da biz 8 ay boyunca, 7 ay boyunca otogar parası almadık. Tamam. Ve geçen dönemde de 3 ay otogar, biliyorsun otogar kapalı kaldı pandemi döneminde. O 3 ayda da otogar parası almadık. Yani pandemi döneminde yaklaşık 350 bin liraya bir zarar ettik. Yani herkes evdeyken otogarlar kapanıyordu. Gelen miktar para bu. Yaklaşık toplam yeküne baktığımız zaman 1 milyona yakın bir para. Ama bunun 7-8 ayında otogar gelir olmadan devam eden bir süreç. O önemli değil. Önemli olan kasaya giren parayı soruyorum ben. Yani otogardan gelmişti, bir başka yerden evet. Gelmişti. O önemli değil. Kasaya. Yani 1 milyon civarında bir para girdi. 3 milyon küsur lira da sizin
Sağlığınız Katkı var, İş Adamları Derneği, SİAD, şu etraftan, sponsorluk, yöneticiler. Yani 4-4,5 milyonluk bir bütçeyle bu kulübü 1,5 yılda yönettiniz. 2 yıl mı? 2 yıl, 2 sezon. 4-4,5 milyon civarında bir rakamla yönettiniz. Onun için bazı yapılandırılmalar ödenemedi, devam edemedi. Evet. Bazı borçlar ödenemedi. Pandemi döneminde mesela işte o bahsettiğim şeyleri carilerle ilgili ödeme olamayınca otomatikman yapılandırmalar düştü. Tamam, anlıyorum. Şimdi Özet abime söylediklerine geleceğim. İşte 500 tane fabrika var diyoruz. Bu yıllardır konuşulan şey 450-500 tane. Onlardan birer lira alsak, 500'er lira alsak hem belediye başkanına gittiğimizde aynı şey konuşuluyor. İşte şunu yaparız, böyle de olur, böyle de olur. Yani biz, ben 79 yılından beri bu kulübün içindeyim, bir fiil. Aile arkadaşım da öyledir. Bu kulüp ayda 2000 lira da alsa bu işletmelerden bu zihniyetle, bu yani yıllardır süre gelen zihniyetle yönetildiği müddetçe bu paraların hiçbirisi yine yetmez arkadaşlar. Yine yetmez. Bizim az önce konuşmaya başlarken Hakkın Başkan evet güzel bir şey söyledi. Katılıyorum. Zaten gelirken de bu minvalde olduğunu söyledim hocama. Böyle olması doğrusu. Eskiyi bırakalım. Evet bırakalım. Tartışmayı da bırakalım. Birbirimize kızıp düşmeyi de bırakalım. Bir arada olalım. Ama eksiklerimizi görelim, eksiklerimizi doğru tespit edelim. Eksiklerimizi doğru tespit edemezsek bunları düzeltmek için nasıl birlikte çaba göstereceğiz? Mümkün mü bu? Yani sadece para toplamakla, o parayı kullanmakla düzelecek iş mi bu ya? Değil. Tugay abinin söylediği doğru, benim yıllardır savunduğum şey, Hakkın Başkan da bilir. Genel başkanların hepsinin zaten söylediği şey, altyapı. O kelime de yanlış ya. Öz kaynak dememiz lazım. Öz kaynak üzerinde kurmamız lazım. Biz Silivri Spor, Silivri 30 binli, 40 binli nüfuslardayken ya bu takımda 8 tane, 9 tane Silivri oyuncu oynuyordu arkadaşlar ya. 200 bin olmuş nüfusumuz. 200 bin nüfusumuz var. Silivri Spor takımından 10 maç üst üste oynayan 2 tane oyuncu yok. Olacak şey mi bu ya? Olur mu ya? Evet yani bunu zaten şimdi baş başa şurada kaç kişi bir araya gelse konuştuğu şey budur. Doğru olan budur. Ama niye doğruyu yapmıyoruz? Doğruyu yapmak için bir çaba sarf etmiyoruz. Şimdi çok şeffaf olması lazım. Hele hele acaba olmalı. Şimdi şöyle Tugay abi ben dedim ya 79 yılından beri kulübün içerisindeyim. Çeşitli görevlerde de bulunduk. Yönetici olarak da, antrenör olarak da, futbolcu olarak da her kademede görev yaptık. Ayrı arkadaşımıza yaptık. Şimdi gördüğümüz bazı şeyler var. Bu kulüp bir arpa boyu yol alamadı. Kaç milyon lira harcadık? Elimizde ne var? Hala sağ eksik sağdan bahsediyoruz. Yani dörde bölüyoruz diyor. Kulüpler Birliği Başkanısınız. Değil mi? Hala arkadaşım Kulüpler Birliği Başkanı senelerdi. Ya niye halledemiyoruz biz bu işleri? Madem bize destek oluyor yukarıdakiler, niye sağla ilgili gidip bir boğazlarına sarılmıyoruz Ali Başkanım ya. Kulüpler Birliği olarak ihtiyacımız var. Bizim sahaya ihtiyacımız var. Altyapı için desteğe ihtiyacımız var. Silivri Spor'dan bahsetmiyorum bakın. Bütün amatör spor kulüplerinden bahsediyorum. Sizin baskı yapmanız lazım. Sizin başına çöreklenmeniz lazım bu adamların. Ali Düşmezlerin, Ahmetlerin, Mehmetlerin. Bu işte yetkili insanların. Şimdi bazı şeyler siyasi oluyor. İlçe başkanları devreye girmesi lazım. Bilhassa hükümetli olanlar. Yoksa başka türlü yok. Böyle buradan gidip kulüp başkanı falan. Bir yere kadar gidersin ne olacak? İşte Taylan Başkan az önce ifade etti onu. Taylan Başkan birkaç defa Ankara'ya gitti. Ama ilçe başkanları yumruğunu vurduğu zaman yaptırıyorlar. Ben buna şahit oldum. İlçe başkanları bölge ama şimdi bunu yapması gerekenler işte bu işlerin başında olan, bu kurumların başındaki insanlar değil mi yani? Sizin Silivri Spor Kulüp Başkanı'nın, belediye başkanı'nın, Silivri'yi temsil eden milletvekilinin, bilmem yani bu insanların toplanıp da bu işleri yapması gerekmiyor mu? Siz şahsi olarak gidiyorsunuz, diyorsunuz ki şimdi
bizim sözümüz geçmiyor, bu kadar geçiyor. Orada Karadeniz lobisi var, şu lobisi var. Bunlar işini yaptırıyor, biz yaptıramıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Doğru bir söylem değil. Şimdi Taylan Başkan az önce bir şey söyledi. Şöyle bir proje, evet. Akgün Başkan'ın da projesi vardı. Ondan önceki başkanlar oldu. Hepsinin birer projesi vardı. Hangisi gerçekleşti? Nisan Başkan sizin döneminizde vermediniz mi? Ali Nailler kardeşlerimiz yaptı projesini. Götürüldü. Parasının da çıktığı söylendi. Öyle değil mi? Bir kapalı spor salonu yıkılacaktı. Tesis komple baştan başa yapılacaktı. Kaç? Öyle değil. İl özellerden 1 milyon para çıkmıştı. Kapalı spor salonu çatısı tadil edilecekti. Stadın soyunma odaları tadil edilecekti. Tadilattan bahsetmiyorum başkanım. Komple bir tesis için siz proje verdiniz. Kaç yıl oldu? Kaç yıl geçti şu anda? 2014 yılında. 2014. 7 yıl geçmiş. 7 yılda o proje rafa kalktı. Şimdi Taylan Başkan bir proje veriyor. Özlemeler aramızı yediyor. Lakin çok önemli. Bir bütünlük içerisinde takip etmek lazım. Gerek ilçe başkanları, gerek kulüp başkanları bunu takip etmesi gerekiyor. Yoksa rafa kaldırılıyor. Doğru, haklısınız. Bu takibi yapması gereken de yine bilseniz bu görevlerin başındaki insanlar. Tamam, bu projeleriyle ben olacağına itibar vermiyorum. Hep söylemde kalıyor, proje götürülüyor, proje götürmekten iş bitmiyor. Keşke olsa, alkışlamazsak namerdim. Yapılsın en önde, ben alkışlamazsam namerdim. Ama olmuyor arkadaşlar ya, olmuyor. Bizim önce yapmamız gereken şu, önerimi söylüyorum. Geçen iki sene önceki kongrede aday olduğumuzda arkadaşlarımızla beraber ben bunları manifesto olarak iki sayfa A4 kağıdına yazdım. Çıktısını aldım. Belediye başkanına da gittim verdim. Bütün arkadaşlarıma da dağıttım. Yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarıma da. Bakın bizim yapmamız gerekenler bu. Silivri Spor Kulübü'nün yapması gerekenler bu. İki sayfa metin. Bir tanesi Silivri Spor Kulübü neden bu halde? Neler yapmalı kurtulması için? İkinci metinde biz gelirsek ne yapabiliriz? Ne yapacağız? Bunlar. Belediye Başkanı'nın paylaştığımızda birinci sözünü söylüyorum. Yani yapılması gereken birinci şey. Durgay abiye de belki bahsetmişimdir konuştuğumuzda. Komple tesisten bahsetmiyorum. İki tane halı saha olmasın. Dört tane tenis kortu bilmem ne. Üç tane futbol sahası olmasın kardeşim. Bize bu çim atıyorlar ya, çim tohumu atıyorlar, park yeri ayırıyorlar kocaman. Orayı suluyorlar, gece gönderiyorlar ana sözleri falan. Öyle bir park yeri yer göstersin belediye, devletin yeri göstersin kardeşim oraya. Biz çift doğumu ekelim, kendimiz ekelim, Silivri Spor Kulübü olarak desteklerle ekelim. O çift doğumu bulunur. Pedörgü çekecek bir firma da bulunur. Pedörgü yükselecek bir firma da bulunur. İki tane kaledeler de dikeriz. Oraya iki tane soyunma odası yapacak, dört tane duş koyacak, bir tane toplantı, antrenör, teknik odası, bir tane malzeme odası yapacak. Dört tane müteahhit arkadaş da çıkar aranızdan. Çıkmaz mı? Çıkar. Var zaten bu işleri yapan arkadaşlar. Şimdiye kadar yapmış olanlar da var biliyorum. Katkı sağlayanlar da var. Ya önce basit. Şunu bir yapalım. Etrafını çevirelim. Bu alanı bize belediye göstersin. Etrafını bir çevirelim. Soyunma odamızı yapalım. Telefonu çevirelim. Orada bir başlasın. 24 saat kullansın orayı bizim A takımımız, genç takımımız, 8-10 yaş grubumuz hepsi kullansın. Ondan sonra 2 sene sonra yanında bir tane daha alan yapalım. 2 sene sonra bir tane daha alan yapalım. Bir tane daha, 2 tane daha soyunma odası yapalım. Öyle yapalım ya. Yapamaz mıyız bunu ya? Kocaman projelerden bahsediyoruz. Devlete mecbur olduğumuz, siyasilere mahkum olduğumuz. Hiçbirisi olmuyor. Olmuyor senelerdir, görüyoruz. Taşıma suyuna değirmen dönmüyor, görüyoruz. Herkesin aynı şeylerden bahsediyor. Herkes hepimiz. Taşıma suyuna değirmeni döndürmeye çalışıyoruz ya. Bir futbolcuya verilen para nedir Allah aşkına ya? 200-250 bin lira para. Nereden veriyoruz bu parayı? Ne için veriyoruz ya? Ne için veriyoruz? Ben de futbol oynadım kardeşim. Ne için veriyoruz bu parayı? Az önce bir örnek verdi insan başına. Yani bu takımda ayrı da futbol oynadı, ben de futbol oynadım. En az 8 tane, 9 tane oyuncu vardı aynı dönemde profesyonel futbol kadrosunda olan. Ercan'ı, rahmetli Müjdat'ı, Kaleci Erkan'ı, Soner'i.
En az 8 tane futbolcu sayarım size. Aynı kadroda, fotoğrafını da gösteririm. Aynı 2 yıl, 3 yıl içerisinde oynayan oyunculardan bahsediyorum. Kaç ay lira almışlar bir sorun bakalım. Şimdi ilan kıyaslandığı zaman. Yani biz kendi futbolcumuzu paraya tamah etmeyen, böyle aslanlar gibi o sahaya çıkınca çevresinden utandığı için, hani kahveye gidince, evine gidince, iş yerine gidince, etrafındaki arkadaşları, eşi, dostu onu kızdırmasın diye koşacak, mücadele edecek oyunculara ihtiyacımız var. Düşeceksek de böyle oyuncularla düşerim arkadaşlar. Küme düşünür küme. Küme düşmekte bir belgesi yok yani. Düşebiliriz, çok normal. Anormal bir şey değil ki ya, futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var ama kabul edemediğimiz şey şu, kaynağın başkanı. Biz 4 milyon harcayıp da küme düşmeyelim. Biz hiç sivil spor futbol, sivil futbolcu oynatmayıp da küme düşmeyelim. Hazmedemediğimiz bu. Hiçbir yatırım yapmadan, yani 2 seneye baktığında ben, işte Akgün Başkan'ın 2 senesine, İhsan Başkan'ın 2 senesine, ondan önce Ümit Kalkın'ın 1 senesine, ondan önce Mustafa Saral'ın 2 sene, 3 senesine baktığımızda ben Mustafa Saral döneminde şu yapıldı demeliyim mesela. Akgün Duru döneminde şu yapıldı. Ama bizi büyük bir külfetten kurtaran bir yer yapıldı. Allah razı olsun, emeği geçenlerden, katkı sağlayanlardan. Eyvallah. Bunu her zaman takdir ve teşekkür etmeliyiz bunun için. Kimin eli değdiyse. Ama biz kulübümüz eleştirdiği bir konu vardı mesela. Bizim kulübümüz dururken niye gittik otelde kaldık, yer aradık futbolcularımıza falan, insan başkanı biliyorsunuz. Artık böyle şeylere gerek kalmasın, yani ihtiyacımız kalmasın. Bunları bir şekilde halledelim, yani kendi işimize çözelim. Yani bunu yukarılardan, Ankara'dan, projeler falan beklemeyelim ya. Kulüpler Birliği... Maalesef bekleyeceksin. Çoğu yer, sen bilmiyorsun, konuşuyorsun şimdi. Nasıl? Tamam, cevap sen, yani milli evlerde çoğu, sen ne yapıyorsun? Hemen çevirelim. Buraya çevirilmiyor işte. Çağırılmıyor. Evet. Bazı şeyler bilmiyorsun. Büyük projeden bahsetmiyoruz. Hayır, ufak projede. Bir yukarısını çevirmek, milli evlerde nasıl çevireceksin? Yani belediyenin tahsis ettiği bir araziye bir şey yapamazsın, değil mi? Kulüpler bunu tavsiye edecek demiyoruz. Belediye tavsiye edecek diyoruz. Hayır, şimdi başlayalım. Bak, Çandaya başlayacaktı. Milli Emlak'ta nasıl yapamadı? Çandaya, bak Volkan Başkan'la beraber gittik biz. Volkan Başkan mücadele etti. Ali Düşmez'le beraber ama Yeniden Köy Spor Bakanlığı'ndaydı. Oraya sahiden başlandı. Ama bazı yerlere başlanmıyor işte. Mesela, belli prosedürler belli yerler için geçerli olabilir. Ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Ben prosedürü uygun bir yer denebilir diyorum belediye. Bize sağlayabilir diyorum. Yani tabii 18'den çıkma yerler olabilir spor. Yani bir şekilde olabilir. Ya istendikten sonra bir şekilde yol bulunur. Anneciğim bulunur. Bulunur yani yapmayın. Benim söylemek istediğimi yanlış anlamayın. Bakın ben eleştirmek için söylemiyorum. Yapılması gerekeni söylüyorum. İlk başta yapmamız gerekeni. Yani büyük projelerle oyalamayalım artık kendimizi. Bak kaç sene geçmiş, 2014 deniyor başkan. Verildi, onaylandı dendi. Çıkmadı mı? Nerede? Hünaber gazetesi. Bandırlandı, tam sayfa. Yazılmadı mı? Proje onaylandı, yapılıyor. Ödenekleri çıktı diye. Nerede? Hani ya? Ya kaldırmayalım artık kendimizi. Gerçekçi olalım. Bakın suçlamak için değil, güne söylüyorum. Ama yapılabilecek şeyleri, elimizden gelenleri biz yapalım. Biz yapalım. Belediye olarak, kaymakamı da devreye sokarak, aktif olarak bir şekilde onu da harekete geçirelim. Başka? Yine daha güzel çözüm olur. Gerekirse sana yemek için. Evet. Başkanım ben de çok özür diliyorum. Tabii hocam ne demek? Konuşmak için buradayız. Konuşacağız hocam. Şimdi bu kabile konuştuklarıyla ilgili ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Bu kabilin emekleri geçmişte sivil sporunu falan tartışacak değil. Fakat
çok farklı bir şey. Yani oraya geldiğinizde bugün burada konuştuklarımızı hayata geçirmek hiç o kadar kolay değil. Ufuk abi konuşmasında bir şey söyledi. Dedi ki, bir çivi çarptırdığını gösterin. Biraz heyecanlandı herhalde. Ben çivi değil, nalbuk sayacağım şimdi Ufuk abi. Ama ben sizi dinledim, lütfen rica ediyorum. Bir şey yanlış anlama var. Yok, siz sadece bir çivi çarptırdığını gösterin dedi. Çivi çakılmadı. Çakılan, yapılanları da hepsini de takdir ederiz, teşekkür etmeyiz. Ben size söyleyeceğim ama o çivileri tamam, şimdi. 2004 yılında kulüp başkanı olduğumda Silivri Stadı topraktı Ufuk abi. Doğru. Topraktı. Biz Turgay abi dahil olmak üzere yöneticiler Silivri Spor forması giyerek o dönemki Spor Bakanı Mehmet Ali Şahin'in karşısına çıktık. Ben de oradayım. Tamam. Ve orada şu an o sahada biz toprakta değil de doğal suyun içinde oynuyorsak şu an o da elimizden gitti de o da gitti de o dönemki o ricalar üzerine, o çalışmalar üzerine oldu. Doğru. O stadın ışıklandırması gecede çocukların da hani gündüz saati çalışamıyorlar ya, yetmiyor ya. Gecede o çocukların çalışması ışıklandırmayla oldu. O dönemde oldu. Tamam. O da o dönemde oldu. Bizlerin etkisi, katkısı, mücadelesiyle oldu. Ve siyasi irade. Ve siyasi iradenin desteğiyle oldu. Bunları yok saymamak lazım. Yok. Bunlar kolay olmuyor. Yani çivi çakılmadı dendiğinde çivi çakılmadı dendiğinde burada olmaz. Ben bunu kabul etmem. Ne ben kendi adıma ne o zamanki yöneticilerim adına ne de en son yönetim kurulu adına. Şimdi, bir dakika. Bir yer dedim. Bu mu yani? Bizim, yine konuşun. Ben sonra tekrar konuşayım. Hayır, konuşun dedim. O zaman şimdi, ama söylediğini yanlış anlıyorsunuz. 79 yılından beri toprak sağ suni için yapıldı. Bu mu yani yaptığınız? Siz bu mu? Yeterli mi görüyorsunuz? Asla. Söylemek istediğim bu. Fuk abiciğim. Yapılmadı. Olur mu yani? Gözümüzün önünde biz orada top oynarız. Abi çok, bak, çok konuşmak ya da çok bağırmak çok şey anlatmıyor. Bakın biz sizi dinledik. Ali abi de konuşurken cevap verme gereği hissetti. Ben de izin verim de bana yapılan benim dönemime yapılan eleştirilere bir cevap vereyim abiciğim. Dinlememiz lazım birbirimizi. Tamam. Yani tabii ki yeterli değil. 10 bin kişilik stat söz verildi Silivri Spor'a. O olsun. Tabii ki bunu istiyoruz. Müjdat Gürsu, suyun için değil doğal çim olsun. Silivri Spor orada maçlarını oynasın. Tabii ki onu istiyoruz. Ama bunu istemekle kalıyoruz. Bunu gerçekten siyasi irade devreye girmediği zaman kulüp başkanları bunu yapamaz. Ben bunu yaşadım. Son dönemde çivi çakılmadı dediğimiz koltukların üstü o koltuklar var ya şu an eski Silivri Spor stadı. O koltukların üstünde o betonda toprak, beton parçaları kopartılıp atılıyor diye kaymakam bir izin vermiyor. O koltuklar son dönemde 2017-2019 aralığında Cengiz Başkanım'ın da katkılarıyla bizlerin döneminde oldu. 2014 yılında yapılan, 2004'te yapılan ve 2017'ye kadar 13 yılda değişmeyen o Silivri Spor soyunma odası 2017'de oldu. Bunların hepsi çividir. Çivi çakılmadı derseniz olmaz. Bizim bir de şu var. Bizim yapabileceğimiz buydu. Biz bunları yaptık. Burada daha iyisini nasıl yapabiliriz? Bunu konuşarak konuştuktan sonra da belki uygulamak için rol talep ederek yapabiliriz. Rol talep edin Ufuk abiciğim. Deyin ki ben bu Silivri Spor Kulübü'nde bu projenin mimarı olayım. Altyapıya önem verilsin, bunu ben yöneteyim. Başkan Bey'le konuşayım, Silivri Spor Kulübü, Kayın olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Bu yetkiyi alalım kulüp başkanlarımızdan, yöneticilerden. Size bu rolü verelim, siz bu rolü üstlenin. Biz de spor adamları, eski başkanlar olarak size destek verelim. Çok güzel, bunun hepsine katılıyoruz ama yanlış anlamayın, şunu söyleyeceğim. Bir başkan olarak söylüyorum, bekara boşanmak çok kolay. Bekara boşanmak çok kolay. Bu abi, buyur. Bittiyse. Evet abi. Tamam. Bana bağırmayın dediniz ama mikrofonsuz konuştuğunuz için size bağırmak zorunda kaldım. Sizin gelmiyor,
İşte ben de mikrofon sıkıntım için görebilmek için bağırdım. Yanlış anlamayın. Şimdi söylediklerinin imkan edecek bir tarafı var mı? Yapılanları bütün insanlar görüyor. Benim söylemek istediğim çivi çakmayı bunları yapılmamış olarak göstermek için söylemedim ben. Bunların yetersiz olduğunu vurgulamak için söyledim. Şimdi yetersiz. Çivi çakmamak başka bir şey yapmış. Bakın. Yanlış anlama var. Onu söylemek istiyorum. Üzerinize Genel konuştum ben zaten. Genel anlamda konuştum yani. Üzerinize alınıp şey yapmayın. Genel anlamda söyledim ya. Yeterli. Yeterli şeyler yapılmadı dedim bunca sene. Peki şunu sorayım size Akın Başkanım. 3 dönem başkanlık yaptınız. Değil mi? Neden? 2004'te de var. İşte yani 2 yıl, 3 yıl gibi ben düşünerek söyledim. 3 yıl, 4 yıl. Neyse. Şimdi sizce bir başkan olarak sizce şimdiye kadar harcanan bütçelerle yapılan işler doğru orantılı mı? Bir başkan olarak söylüyorsunuz. Bak Ufuk abi, burada zaten herkes öyle öz eleştiri yapabiliyor. Onun için buradayız. Sizin karşınızdayız. Ben onu söylemek istiyorum. Ben en başta ne dedim? Buradaki amaç bağcıyı bölmek değil, bağı kurmak. Şimdi eskiden şöyle oldu, böyle oldu. Bunlara Ufuk abiciğim, insanlar zaten kendinle burada yüzleşerek gelmişler. Şimdi bizim de söyleyeceklerimiz olacak. Aylan Başkan'ın anlattıklarında. Ben en son konuşacağım. Ama yani burada emek verilmiş, zaman harcanmış, para harcanmış, yöneticilikle başkanlık yapmış insanlar. Bir verenler var, bir de alanlar var. Biz şimdi görev alanlar var kulüpte. Bir de görev yapmış yöneticiler var. Bunlar verenler oluyor. Verenleri çok kolay eleştirmemek lazım. Ki bizim cesaretimizi, bizim iştahımızı kırmayın. Söyleyeceğiniz cümlelere dikkat edin. Çünkü bu insanlar burada yöneticilik ya da başkanlık yapmış insanlar ceplerinden de verdi, zaman da verdi, ailelerinden de verdi. En büyük eleştirilere de maruz kaldı. Ve bugün burada yine bu insanlar bu toplantıyı düzenliyor. Diyelim ki ben böyle bir toplantı yapmasaydım. Bugün burada söz hakkı alıp konuşabileceğiniz başka bir yer olabilecek miydi? Yani bizimle ilgili söylediklerinizi biraz daha süzgeçten gelip ben çok üzüldüm. Bir tane çakılan kişiyi gösterin. Ben bunu yanlış anlamadım. Ya öyle ifade ettiysem özür dilerim diyeyim artık. Ne diyeceğim? Müsaade söz açıyorsun. Öyle söylemek istediğini açıkladığım halde bir tane laf söylediniz gereksiz yere. Sen şimdi bir dakika kim başkanım? Şimdi bu toplantıyı yapmasaydım diyorsun. Ya bu tarzı amatör kümedeyken yaptım ben aynı toplantıyı. Gelmedi misin? Davet ettim sizi garibata. Ne güzel abi. Mustafa sana bu takım niye, sivil spor niye 3. lige çıkmadı, profesyonel lige çıkmadı diye. Hepimizin önüne Turgay abi. Sen ayrı sivil sporlu antrenörler, eski yöneticiler, başkanlar, herkesin önüne koyup dosyaları yapmadık mı böyle bir toplantı? Sivil spor 3. ligde, profesyonel ligde olmalı. Neden olmalı? Olduğu zaman kazanımları ne olacak? Yapmadık mı bunu? Yaptık ya. Bizim amacımız ne yani? Yaptık da ondan sonra biz yönetmenliğe girdik, antrenör mü olduk, futbolcu mu olduk, ne olduk yani? Sivil spordan para mı kazandık? Hayır. Cebimizden para verip, eşimizden, dostumuzdan reklam olarak finanse ederek dergi çıkarttık sivil sporun şampiyonluğunu hızlandırmak için. Gayret ettirelim diye, motive edelim diye arkadaşlarımızı, futbolcularımızı, kasaba taraftar grubunu. Tamam, biz bunları... Gecemizi gündüğümüze kadar. Ama şimdi... Teşekkür ediyoruz. Yapılanlara teşekkür etmedik. Ama aynı şeyi söyledim. İnsan başkanlarına örnek verirken. Aynı şeyi söyledim. Tamam, teşekkür ederim. Evet.
Şimdi Adnan Güney istiyor hocamızı. Efendim, herkese iyi akşamlar, saygılar. Şimdi aklıma şu geliyor, bunun sevinin güzel bir sözü vardır. Paylaştığın sevinlerin biriktirdiği değil. Şimdi bu gelecek için önemli bir konuyu burada paylaşma fırsatı verdiği için sevgili başkanımıza, bütün başkanlara teşekkür ediyoruz. Şimdi pek çok konuya değinildi. Eleştiriler normalde olabilir. Hiç kimse yanlış anlaşılma olmasın ne siz ne başkanım Ali Tonta'da. Benim bildiğim, bakın şu konular var konuşmak istediğim. Silivri Spor'un Kulüpler Birliği'nin yaptırım gücü vardır. Yaptırım gücü vardır. Hizmette sınır yoktur. Bu ilçenin önemli kamu kuruluşları bu önemli konularda, pek çok konularda ben burada yokum deme yetkine sahip değil. Bu. Bir başka bir konu. Altyapı, altyapı, altyapı. 200 bini geçen bir ilçenin total olarak 200 bin tane nüfusu olan bir yerde 19 bine yakın öğrenci potansiyeli var. 19 bine yakın öğrenci potansiyeli var. Burada altyapının oluşmasında herhangi bir işte Silivri Spor adına, şu adına, bu adına bir çalışma başlatmanın sırf yeteceğini tahmin etmiyorum. Bence Milli Eğitim'i de bu kurulun içine alarak kaymakamlığın önderliğinde Milli Eğitim'le önemli ve beden eğitim öğretmenleriyle yıl başlarında önemli bir toplantı yapılması lazım. Okullarda hangi öğrencinin hangi yetenekli olduğunu annesinden babasından daha önce beden eğitim öğretmenleri bilir ve görür. Bu ilçede bir yılda binlerce insan geliyor, binlerce insan gidiyor. Bence böyle bir önemli konunun, yani Silivri Spor, evet yalnız Silivri Spor'la ibaret değildir. Bu ilçenin ekonomik, sosyal, moral açısından önemli bir kulvarında, merkezinde olan bir kulüptür Silivri Spor. Yani önümüzdeki bir hafta içinde ilçe stadında Silivri Spor'un maçını çocuk bekler gibi binlerce insan vardır burada maçı bekleyen, o heyecanla. Onun için bazı konulara dikkat çekmek lazım. Yalnız bütün ülkenin içinde, bütün dünyanın problemleri yaşanan kulüplerde yalnız Silivri Spor'a ait değildir bu sorunlar. Bütün dünyanın son birkaç yıldan beri pek çok branşta çok ağır sorunlar vardır. Ama bu sorunlara çözümler mümkündür. Çözüm mümkündür. O anlamda koordinasyonları iyi yaparsak, Sayın Sezgiler miydi beyefendinin gittiği sinyalcımen? Şimdi o da çok önemli bir konu. O da çok önemli bir konu. Fakat diyalog önemli. O anlamda ben Silivri Spor'a bu böyle bir ilçede, böyle bir yerde diğer ilçelerden, daha illerden bu problemi aşabilecek imkanlara sahip olduğunu bilen bir insan. O anlamda bazı şeyleri çok iyi düşünmek lazım. Şunu hiç kimse alınmasın. Sayın Başkanım sakın alınmayın. Silivri Spor'un bu sezon son 3-4 haftasında bazı önemli diyalogları yapabilseydik adım gibi eminim Silivri Spor düşmeyecekti. Yani uzatmak istemiyorum nedenlerini, düşmeyecek. Sizin suçunuz var demiyorum, sakın alınmayın. Hani suçlu olarak demiyorum. Yani siz yokluk içinde mücadele ediyorsunuz, ona can gönülden katlanıyorum. Şimdi sonuç olarak şunu uzatmak istemiyorum. Silivri Spor olması gereken yerde olacaktır. Biraz sabır, biraz dikkat, biraz mücadele olsun yeterlidir. Bundan ibarettir. Ben emeği geçen bütün insanlara, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Gel. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. 10 yaşında başladım
Sivri Spor Kulübü'nde hepimiz değerli büyüklerimle yıllardır gözle geliyoruz, her şeyi paylaşıyoruz. Ben de yıllardır profesyonel ligde futbol oynuyorum ve kulüple ilgili birkaç düşünceme olması gereken şeyleri paylaşmak istiyorum. Öncelikle böyle bir toplantı yaptığı için Hakkım Başkanı'na ve değerli büyüklerime çok teşekkür ederim. Fakat şunu söylemek istiyorum, ben toplantının başından beri dinliyorum. Söylenenlerin hiçbir tanesinin, yani çoğunun yararlı olmadığını düşünüyorum. Yani şu an konuştuğumuz Silivri Spor'un geleceğini yol verecek hiçbir şeyin konuşulmadığını düşünüyorum. Toplantının başından beri konuşulan şey maddiyat. Şöyle söyleyeyim, bu kulüpte 8 sene profesyonel futbol oynadım. 34 tane maç başının içeride olduğu seneleri bilirim. 34 tane maç başı aldığım senelerle bilirim. Ama her zaman sorumluluğumuzun farkında olduk. Her zaman bu kulübün değerlerini düşündük. Yani Silivri Spor Kulübü'nün hiçbir zaman amatör düşmeyeceğini hem biz biliyorduk hem de içerideki arkadaşlarımıza adapte etmeye çalıştık. Yani Silivri Spor çok, evet, büyük bir camiayız ama büyük bir futbol kulübü değiliz. Neden diyeceksiniz? Bu seneye gelene kadar işte Hakkım Başkanımız döneminde çimlendirilen bir sahamız var. Bir tane tesisimiz var İhsan Tüm Başkanı döneminde yapılan. Onun dışında Selim Paşa tesislerine gittiğimiz zamanlar oluyordu. Kapıda kaldığımız günleri bilirim. İçeri giremediğimiz günleri bilirim antrenman yapmak için. Kapıda bekleyip geri döndüğümüz, otobüse binip geri döndüğümüz zamanları bilirim. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir antrenman sahamız bile yoktu yani. Yani büyük bir futbol kulübü olamadık hiçbir zaman. Ne oldu? Ama şunu da ifade edeyim. Silivri Spor 3. ligde ses getiren, kendine yer edinmiş bir kulüp oldu. Yani insanlar, ben bir Silivri Spor kulübü düştüğümde bir yorum okudum. Silivri Spor da 3. ligden düştüyse bu 3. lig bitmiştir diye yazmıştı birisi. İnsanların aklında öyle bir yer edinmiş. Silivri Spor şartlarına olursa olsun düşmemesi gerekirdi. Bundan önceki dönemlerde de biz çok büyük zorluklarla mücadele ettik ama bu kulüp düşmedi. Her zaman Silivri Spor'un menfaatlerini düşündük. Başkanların her zaman ikili ilişkileri iyi olmuştur. Hatta son dönem Akgün abinin bıraktığı dönemde beraber oturduk, bir planlama yaptık. Ben de kendi tecrübelerimi, yani yıllardır futbol oynadığım için diğer kulüplerde tanıdığım işte menajer arkadaşlar, lider menajerler, hocalardan kazandığım bilgilerle Akgün abiye bir şeyler bastım. Ona şunu söyledim. Akgün abi, bu kulüp bizim. Bize dedi prim verme. Prim vermedim. O da dedi ki hani ilk önce şaşırdım. Nasıl prim? Çünkü ben prim benim cebime girecek. Her maç kazanım. Primi hedefe koydum. Biz hedefe gidersek, şampiyon olursak, hedef playoff oynarsak bize primler. Şunu söyleyeyim. Bir takım ortalama senede 400-500 bin lira prim dağıtıyor. Şampiyonlar takım kuruluyor. 2018 yılında kurduk şampiyonlar bir takım. Çok iyi isimler geldi. Sürekli primler veriliyor. 3 maçta bir maç kazanıyoruz, prim veriliyor. Sonucunda 13. bitirdik. Nerede şampiyonluk, nerede biliyor, başarı nerede? Giden para 500 bin lira prim. Ama ne yapabilirsin, futbolcuyu nasıl ikna edebilirsin? Sezon başı konuşurken ben sana maçı kazandığında prim değil ama her ay sonu senin 3 ya da 4 tane maç başını vereceğin garantisini verirsiniz. 3. ligde ve 2. ligde de en iyi futbolcuları buraya getirirsiniz. En iyi futbolcuları buraya, ama bu sefer de ne olur? Prim dağıtacağınız o 500 bin lirayı maç başı olarak dağıtırsınız, ödemelerinizden düşersiniz. Sezon sonunda futbolculara olan borcunuz kalmaz. Futbolcular da sizi federasyona vermez. Bunu neden anlatıyorum? Bu bir sistemdir. Bu bir sistem. Bu bizim yıllardır Silivri Spor'da profesyonellikte yapamadığımız sistemlerden sadece küçük bir tanesi. Yani benim eksiklik olarak gördüğüm, burada oynadığım dönemlerde de her dönem, her başkan çok değerli başkanlarla çalıştım. Hepsi de çok iyi şeyler yapmak istedi ama tek bir diğer bir hata yaptık. Herkes her sene bir hırsla girdi. Bu takımı şampiyon yapalım, playoff oynayalım. Bu takımı şampiyon yapalım, playoff oynayalım. Bu şekilde olunca da işte transferler yapıldı, onlar bunlar yapıldı. Yıllardır bir sistem kuramadık Silivri Spor'da. Bir sistem kuramadığımız için de o harcanan paralar kat artarak işte ödenmeyecek boyutlara, aslında çok yüksek miktarlar değil ama ödenmeyecek kıvama geldi ve şu anda baktığımızda kulüp amatör kümede. Ki şartlar ne olursa olsun ben Silivri Spor'un düşmeyeceğine inanan bir insandım. 2 yıldır bu kulüpte değilim ama her zaman desteklerimi hiçbir zaman esirgemedim. Yeri geldi
kulübe gittim. Yeri geldi sosyal medyadan paylaşımlar yaptım. Bu kulübün düşeceğine hiç kimse inanmamıştı ama bundan sonra bunun konuşmamı çok bir şey kazandırmayacağını düşündüm. Bundan sonra ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. Konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim şahsi fikrim bundan sonra gelecek yönetici büyüklerime bizim burada olup olmamamız çok fazla önemli değil. Sistem getirsinler. Yani Silivri Spor'un bir sistemi olsun. Şimdi bakıyorum beraber Erzurum Spor'la aynı gruptaydık. Süper Lig'de oynadılar PTT. Ümraniye Spor'la aynı gruptaydık. Burada büyük mücadeleler verdik. Şimdi PTT Ligi'ndeler. İşte Ankara Demir, Altay'la aynı gruptaydık. Şimdi Süper Lig'e çıktılar. Tabii bunlar büyük camialar. Biz bunlar gibi olamayız ama onların Süper Lig'e çıktığı bir yerde bizim de ikincilikte olabileceğimizi düşünüyorum. Yani ikincilikte çıktık. Orası ciddi anlamda şu an Silivri Spor için doğru bir yer değil. Ama üçüncülük bizim için daha bir yerde. Düşmemiz gerekirdi. Sonuç olarak amatör kümeliyiz. Bu takım tekrar eski günlerine döner. Bu çok zor değil. İnanın çok zor değil. Çünkü bu futbol şampiyonluklar, işte kupalar falan çok zor değil. Bunların hepsini kazanırsınız ama dediğim gibi sistemin gelmesi lazım. Benim bugünkü toplantıdan beklediğim bundan sonraki süreçte nasıl bir sistem kurabiliriz? İnanın bana sistem kurulduğunda başkanın kimin olduğunu çok önemli yok. Ben 2 senedir Tepecik Spor'da oynuyorum. Maddi anlamda sıkıntılı olan bir kulüp ama hani herkesin gelip bir işleyişi görmesini isterim. Nasıl bir tesis, nasıl bir saha, sahanın önünde, tesisin önünde busavuzum var. Orada fitness'ım var, önünde saham var, antrenmana gidiyorsun geliyorsun. Ablalar yatakları toplamış, yemekler çok güzel. Yani küçük bir mahallenin bile yıllardan beri sürdürdüğü bir sistem var. Çok uzağa gitmiyorum. Tekirdağ'dan buraya doğru geldiğimizde Tekirdağ amatörde, benim eşi ikincilikte, Silivri Spor amatörde. Yani buradaki bütün suçu hem biz bu takımda futbol oynamış futbolcular, eski futbolcular ve bu takıma yıllardır hizmet eden büyüklerimiz var, kendimiz var mıyız? Biz futbol oynadığımız dönemde de Özgür abiyle beraber çok güzel günler geçirdik ama hep şunu konuşuyorduk. Bu kulübün önü karanlık diyorduk maalesef. Bu kulübün önü karanlık. Özgür abiyle bunu konuşuyorduk. İnşallah düşmez diyorduk ama gidişatını gösteriyordu. Bu zaten işleyişten belli olur. Bir kulübün yukarıya mı gideceği, aşağı doğru mu gideceği işleyişlerden belli olur. Benim bundan sonraki süreçte Silivri Spor'da bütün her şeyi yaşamış bir kardeşiniz olarak, şampiyonluğun bir küme düşmeyi de yaşadım. Bütün her şeyi yaşadığınız bir kardeşiniz olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kulübün nasıl küme düştüğünü ve nasıl şampiyon olduğunu çok iyi biliyorum. İlçe olarak kenetlenirsek ve mevcut başkan kimse destek verirsek bu takım tekrar eski günlere döner. Ama kavga ortamını sürdürürsek işte bu bana böyle yapmıştı, ben de buna böyle yapayım diye devam edersek ben ayrıldığım dönemde kalbim çok kırık ayrıldım. Ama Taylan Başkan'la konuştuğumuzda her zaman desteklerinin sizinle olacağını söyledim. 2 senede. Belki de bana kızanlar oldu, ben gittim tesise ziyaret yaptım. Ben bunları Silivri Spor için yapıyorum. Orada kimin olup olmadığı çok fazla önemli değil. O yüzden düşüncelerim bunlardır. Birlik olmak gerekiyor. Bir 10 gün sonra kongre var. Tekrar söylüyorum, kimin başkanı olacağı çok fazla önemli değil. Herkesin dilinde var zaten bu. Sosyal medyada da yazıyoruz. Silivri Spor bizim sevdamız. Eğer Silivri Spor bizim sevdamızsa herkes sevdasına sahip çıksın diyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Afyon başkanıma ve bu programı tertip eden her kimin hakkı varsa onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi Silivri Spor en önemli markamız. Ben Ortaköy Mahallesi Başkanıyım. Yalnız Silivri Spor bizim için her zaman önde gelen bir kulüp olmuştur. Şimdi benim demek istediğim ve bazı konulara değineceğim. Biraz heyecanlanın, kusura bakmayın. Şimdi altyapı diyoruz. Şimdi altyapıyı kullanacak tesislerimiz her zaman, yani diğer arkadaşlarımızın da söylediği gibi tesis sorunumuz bir kere var. Şimdi ben bir örnekle bahsedeceğim. Kulüpler Birliği Başkanım Ali Başkan bilir. Belki bilenler de vardır. U11 turnuvasına davet ettiler beni. Arena'da bir takım gelmiş.
Karasu şeyine. Biliyorum. İşletmesi kimde bilemiyorum. Silivri Spor'da mı? Şeyde mi? Beni hoca aradı. Ali Hoca benim takımı çalıştıran 2006 doğumluları. Dedi ki turnuvaya gideceğim ben başkan dedi. Dedim nerede turnuva var? Dedi ki belediyeyle organize edilmiş bir turnuva var. Belediyenin, ben ilk başta inanmadım yani. Belediyeyi tabii kötülemek istemiyorum burada da belediyenin altında parayla düzenlenen bir turnuvaya da karşı olduğumu bir başkan olarak söylerim. 1200 lira bedeli var dediler. Ben Ortaköy Spor olarak ben katılmayacağımı söyledim. Şimdi biz de diyorum ki ben, bu şimdi tabii ki spor hizmet eden her türlü bizim başımızın üstünde yeri var da biz buradaki kulüpler olarak Silivri Spor, Ortaköy, Ali Bey, diğer kulüpler, 20'ye yakın bir kulüp var mıyız Ali abi? 20 kulüp varız. Biz şimdi oradaki turnuvalar paralı düzenleniyor. Bizim oraya katılma ben şahsen kendi futbolcularıma yedirim orayı. Parayı gidip oraya 1200 lira parayı vermem. Belki de eleştirileri de ben üstüme çekmiş olacağım bu süreçte de. Ama doğruyu konuşmaktan da her zaman yanayım yani. Aklımı kimseye de şey yapmam. Diyorum ki bir futbol okulları var. Gençler Birliği, Altın Ordu, işte başka daha var bir sürü futbol okulu yapan şeyler var. Aklıma gelmedi şimdi. Bir komite kuralım. İlk başta her şeyden önce de bu şimdi futbol okullarındaki tabii ki beden eğitimde öğretmenleri de önemli. Tabii okullar da kapalı şimdi. Burada altyapının işte 2006 doğumludan 8-9 yaşa kadar gelecek vadeden oyuncu envanterini bir kere çıkarmamız lazım. Yani herkes şimdi herkesin çocuğu Messi. Bunlar şimdi oyun oynamadan, bunları görme, izleme şansımız olmadan bu istediği kadar star desin. Bir alı sahada bunu seyretmekle onu futbolcu olup olmadığını anlayamayız. Şöyle bir önerim var. Yani bir turnuva düzenleyelim. Mini 2006 doğumlu. Hem işte Silivri'deki 11 yaş, 10 yaş kategori oyuncuların şeyini çıkartırız. Okullarla da işbirliğiyle de hani süreç şu anda yaz da kışı var tabii bunun şeyi var. Onlara o imkanları sağlayarak yani şöyle bir önerim var. Bunu hatta rahmetli Müjdat Kürsü bizim futbolcumuz Silivri Spor'dan yetişme. Onun ismini vererek bir mini turnuva düzenlesek. Yani 10 tane bir takım bile katılsa bizim için yani en azından ilçede sporun alt yapılara yani öz kaynaklara arama tarama şeyine geldiğini bir göstersek diyorum yani altımıza. Çünkü hep alt yapı diyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımla katılıyorum şeyine. Sonuç yok. Ben şimdi yapıyorum. Ortaköy olarak yapıyorum. Benim işte 11 yaş kategorim var. 15 kişilik bir grup. 8'er oynanıyor zaten. Ama başkası da yapsın. Biz sadece benimle olmuyor ki. Ve bunun yine bunların tabii ki hoca masrafları var. Bunlar bulunur. Yani bunların hiçbir fazla masrafı da yok. Yani hani böyle tabii ki Taylan Başkan, Silivri Spor sonuçta hocaların maaşları 50 milyardır bir şeydir falan da hani bir yerlerden destek alabiliriz. Hani bu topluluğu tekrardan bulabiliriz. Kimin payına ne düşerse tabii ki onlar da el geçirenler var işlerinde. Böyle bir oluşum yapsak, yani bir start versek, benim elimden geleni ben kendi kulübüm adına, Silivri Spor adına diyeyim. Her türlü ben de her türlü şeye, desteğe varım. Şimdi böyle bir önerim var. Yani ben bu turnuvanın hani bizim sahamızda bunların hiç masraflarını da ben bütün saha masraflarını ben karşılayacağım. Hani benim demek istediğim şey şimdi affedersin, bir laf demin söylediniz, bunu örnek vermeyeyim, farklı bir şekilde söyleyeyim. Şimdi biz ne yapamıyoruz? Bunu şimdi o adamı eleştiriyoruz. Eleştiriyoruz, aklımız da var ama adamı bir taraftan da o sporculara hizmet ettiği için de şey yapmamız lazım. Bizim kendi sahamız var, elva var, un var, şeker var, yağ var, adam yok. Nasıl yapacağız bunu? Hani demin de söylediler. Kaç seneden beri bu hani her zaman bu toplantılar sürekli olsun bence yani sadece bu kadar olmasın daha fazla halka da açık yapalım. Bir önerisi olan olur belki de bizi kurtarır. Yani Silivri Spor'un borcuna o kadar yani birlik beraberlik olduktan sonra kapanmayacak bir durumda olacağını zannetmiyorum ben güzel projelerle. Yani diyeceklerim bunlar. Bu turnuvayı bir hani tekrardan bir konuşsak şey yapsak hani bir kere ilk başta ilçemizin envanterini çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Aydın burada konuşan adamların hepsi not alınıyor. Yani o anlamda evet. Şimdi mesela o tesis. Şimdi herkes bir şey söylüyor. Bu tesisle alakalı birinin bence Taylan Başkan'ın senin
net bir açıklamaysa belediye başkanıyla, ben de o gün Ali Başkanım'la paylaştım o konuyu. Hani o konuda biraz, şimdi mesela bu ufak çocukların o çim sahayı kullanarak eğitilmesi gerekiyor yazın. Ama orası, ben orasını kiraladım diyor, bir spor ödülünden diyor. Ya biz şimdi, biz gidelim desek orada turnuva yapacak, benim saatim var burada diyecek. O zaman buyurun bakalım ne olacak? Benim demek istediğim bunlar. Silivri Spor'a da tabii ki üzülüyoruz ama yani aşılmayacak örnekleri çok var. Yani o bahsedilen bütçeler 4 milyonlar, 3 milyonlar yani tabii ki büyük rakamlar da bence mesela şu andaki transferler de hani başkan kim seçilir, kongre olacak. Yani başarıya aç oyuncular, hani süper amatörde çata çat oynamış, hani Sakarya, Bursa, yani bu bölgelerden oyuncuları star alırsak gene hani hedefi tutturamazsak paramız gene bu sefer yükselecek. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Görüşürüz. Devam edersek çevresinde arsa yok. Bu bölge şanslı, onu da kullanabilirsin. İstanbul'un Erdeş bu yapılacağı için onun sağında solunda işe girilmişken birkaç senedir kulübe kalabilir. Yani İstanbul'un fiyatları ancak bu bölgede tesis yapabilir. Bu var. Evet hocam, buyurun. İyi akşamlar. Çok özür diliyorum. Hocam çok özür diliyorum. Şimdi biz bu akşam burada futbol konuştuk ama Silivri Spor bir futbol kulübü değil. Silivri Spor Kulübü. Bakın ben çok memnun oldum. Voleybol hocamız ve basketbol hocamız burada. Onların da görüşlerini aldım. Özetlediğiniz konuyu, yani sadece futboldan bahsettik. Bu ilçede az önceki başkanımın anlattığı gibi sadece erkek çocukları futbol oynamıyor. O madde bağımlılığı da sadece futbol oynayanlarla değil, dediğiniz gibi bütün formaları giyen çocuklar bu gibi durumlardan uzak duruyorlar. Birincisi bu. Amatör branşlara verdiğimiz desteği
çok az oldu. Hatta ve hatta ben 1-2-3-4 başkanla çalıştım. Hiçbirinizin hiçbir maçında görmedim. Açık konuşacağız, öyle konuşmuştuk değil mi? Ben çok açık yürekliyim de konuşacağım. Siz bir kere geldiniz. Onun dışında hiçbir başkanı ben salonda görmedim. İkinci lig maçında, yani burada bütün futbol, Silivrispor'un futbol maçı ertelendiğinde bizim maçımız resmi olarak oynandı. Hocam çok rahat konuştum. Çok rahatım, çok rahatım. Az önce Aydın abi bir şey söyledi. Ya ben gelişmekte olan futbolcu olsam ne işim var Silivri'de? Sağımız bile çimdeyiz. Sakatlanmayı göze almam, gelmem. Çok basit bir şey. Voleybol salonuna girmedik, basketbol salonuna girmedik. Dediğiniz gibi boks var, güreş var. Keşke hepsi olsun. Biz karar verdik. Hepimiz de ve sözümüzde tuttuk. 70 tane beden eğitimi öğretmeniyiz burada. Turnuva dediniz. Her yıl biz bu turnuvayı 3 kategoride yapıyoruz. Yine kimseyi görmedim ben burada. Voleybolda değil, futbolda da yapıyoruz, basketbolda da yapıyoruz. Her branşta yapıyoruz. Yine bir kişiyi görmedim burada. Eğitmen kadromuza baktım, futbol. Hepsi alaylı. Buradaki arkadaşlar da hepsi alaylı. Olabilir. Tartışılıyor. Hocamlar bilir. Alaylı mı, mektepli mi? Ama 10 tane alaylının arasında bir tane mektepli olsun. Değil mi? Yani bir işi yapacaksak tam bütün açıyla bakabilirim. O projeler dediğimiz, şu an 81 ilde yaklaşık 4000 tane ilçe var. Herkes o sizin çizdiğiniz projelerin kat kat fazlasını, hatta çok fazla siyasileri kullanarak da yapmaya çalışıyor. Ama biz burada bu siyasilere ya da bu devlete bir şey göstermemiz lazım ki bize bu imkanı sağlasınlar. Biz burada hep beraber dediği gibi birkaç tane etkinlik yapalım, birkaç tane turnuva yapalım. O dediğiniz insanların bir gözüne girelim. O dediğiniz insanları, ya kardeşim biz burada gerçekten bir işler yapmak için, sporu geliştirmek için, halkımızı spora teşvik etmek için bir şeyler yapıyoruz. Bunu görün, gelin de bize yardımcı olun diyelim. Biz burada hiçbir şey yapmadan hep istiyoruz. İsteyene kimse bir şey vermiyor. Hepiniz istediniz, yıllarca istediniz. Diyorsunuz ki altyapı. Ya ben okulda beden eğitimi öğretmeniyim. Sizin geleceğinizden 5-6 tane çocuğun çalındığına ben şahidim. Beşiktaş aldı, Galatasaray aldı. Gitti, voleybol branşında Eczacıbaşı aldı. Basketbolda Efes aldı. Bakın bu ilçede Efes'te oynayan çocuk var. Eczacıbaşı'nda, Fenerbahçe'de voleybol, basketbol oynayan çocuklar var. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta daha alt düzeydeki takımlarla oynayan futbolcular var. Bunlar bizde olsa yeter bize. Ufuk abi diyor, alt yapı. Onlara sahip çıksak yetti. Sizin zamanınızda dünya farklıydı. Şimdi adamlar 13 yaşındaki çocuğun menajeriyle geliyor. Niye alıyorsunuz? Alamazsınız. 13 yaşında çocuğun menajeri var bugün ya. Siz dediğiniz gibi turnuvalarla, okulları gezerek veya farklı etkinliklerle bunları yerleştirirseniz insanların kafasına, ya burada bir şeyler olacağı yerleştirirsek olur. Arkadaşım dedi az önce, ya lojmanda şu eksik var, bu var. İnsanlar bu eksikleri, ya bunlar tamamlanacak, bizim Silivri'mizin çocuğu, bizimle yapılacak cümlesini aklında oluşturduğu zaman bir şeyler olacak. Yani tek naçizane fikrim, 70 tane beden eğitimi öğretmeni var bu ilçede. Hepsi mektepli değil sadece. Futbolda çok üst düzeylerde oynamış kişiler de var. Yani bir dahaki çalışmada veya bir dahaki toplantınızda çok hoş bir şey yaptınız. Gerçekten elinize yüreğinize sağlık. Herkesin burada fikirlerini beyan etmesi çok güzel. Hata da olur, kusur da olur, hepimiz insanız. Ama o insanlardan da biraz destek alırsak ben daha mutlu olurum. Teşekkür ederim. Değindiği gibi hepimizin ortak değindiğimiz konular, kimimiz işte voleybola ya da diğer branşlara olan ilgisizliği, kimimiz maddiyata değindi, kimimiz işte bütünleşmemize değindi, kimimiz tesisleşmeye değindi, hepimiz bir şeyler söyledik ve hepimizin de ortak, hepimizden ortak çıkan karar da şöyle diyorum, görüyorum ki çok yetersiziz. Çok yetersiziz, çok eksiyiz. Yani işte Ufuk abiyle, Ufuk hocamla Akgün Başkan aralarında görüştüler. Tartışma gibi bir şey oldu ama nezaket çerçevesinde gelişti. Bu özveri, bu gayret neden gerçekleşti? Ne Ufuk hocam ne de Akgün Başkan kendi
menfi menfaatleri için değil tamamıyla Silivri Spor için, bu kentin marka değeri olan spor kulübü için neler yapabiliriz, neler yapıldı, neler yapılmadı, bunun üzerine konuşuldu. İkisinde haklı payları vardır. Tabii ki hiçbir şeyler yoktu. Akgün Başkan'ın döneminde ve diğer başkanlarımızın dönemlerinde, diğer katkı sağlayan yöneticinin döneminde çok şeyler de yapıldı ama kafi değil, yetersiz. Bugün Silivri Spor, Silivri'nin bir marka değeri olarak söylüyoruz. Ama bakıyoruz ki bunlar yetersiz kalıyor ve buralarda olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu marka değerini daha nasıl yükseltiriz diye tartışıyoruz. Gecenin bu saatte biz bir araya gelmişiz. Fikirlerimizi söylüyoruz. Benzer şeyler ortaya çıkarıyoruz. Yunus kardeşimiz 8-9 yıl kulübümüzde bulundu. Buralı bir kardeşimiz. Faydalı oldu. Onun da değindiği güzel şeyler vardı. Bir tecrübesizlik, bir sistemsizlikten bahsetti. Kabul edildiği yanları da vardı, doğrudur. Yönetime gelen, göreve gelen bizler, bizim bir arkadaşlar gelmişler, geçmişler ya da gelecek olanlar her şey bilinmeyebilir ama bilebilecek bir yerlerden de fikir alınabilir yani. Bir danışman alınabilir, fikir sorulur. Danışmada istişarede her zaman faydalı sonuçlar elde çıkar. Volkan Başkan'ın seçim süreçlerinde gezerken ben Silivri Siyah'ta yönetim kurulunda görevliydim. Bizleri de ziyaret etmişlerdi. Projelerini anlatıyorlardı. O dönemde ben Silivri Spor'da da görevliydim. Kendisine Silivri Spor'a dair eski bir Silivri Sporcu, Silivri Spor'a oynamış bir kişi olarak neler düşünüyorsun, neler yapıyorsun? Çok güzel projelerimiz var. Ve ben o dönemde de şu anda hepimizle konuştuğum gibi bir tesisleşme probleminin var olduğunu, olmadığını, yani Silivri için bir eksiklik ve ayıp olduğunu, bunlar için ne çözümler var, projelerimiz var, yapacaklarını söylediler. Muhtemelen ki başkanımız da takip ediyordur. Herhalde olgunlaşma sürecinde de yapacaklardır. Yapılması aşamasına geldiğimiz göreceğiz inşallah. Şimdi siyasiler, bürokrasiler vesaireler yeri geldiğinde hepimiz birer resim çekeriz. Bizleri tanırlar, gülümserler, nasılsın vesaire. Sonra bizleri unutup ilerler. Biraz önce de değindiğimiz gibi bunların takibini yapmamız lazım, lobilerini yapmamız lazım. İşte biz gidiyoruz, hepimizin bir tanıdığı vardır. Ufuk abim futbol camiasında, hakim başkanı, yani hepinizi söylüyorum, hepimizi söylüyoruz. Bu arada yüzdeyle bir adamı vardır. Yeri geldiğinde bir protokole, bir yerde bir profil resmi çekeriz. Dostumuz, abimiz, arkadaşımız zannederler, sanırız. Ama arkası öyle değil. Görüp bir yerde işimiz düştüğünde işi çözülmez. Bizim bölgemizin de milletvekilleri var. Büyük kademelerde spor adamları var. Kurulabilecek bir komisyonla hem Silivri Spor için hem Silivri'deki diğer komisyon için tesisleşmelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Büyük projeler, büyük hayaller kurmak, yani hiç parası olmayan adamı ben Ferrari'ye binmek istiyorum gibi bir şeydir. Ama şunu yapabiliriz. Yerelde küçük, yereldeki kastımda belediyemizde bir sürü alanlar var, bir sürü topraklar var, her tarafı geniş. Bugün Gaziantep'te olsun, Alipaşa'da olsun, Seymen'de olsun, nerede olursa olsun versinler bir 50 dönüm bir yer. Bu hazinelerden tahsis de edilebilir, Mera'dan da tahsis edilebilir. Hepimiz köy yerindeydik, onlara belediyelere kaldı. Belediye bunu tahsis edip Silivri Spor'a veya Silivri Spor, Silivri'deki spor kulüplerine, spor amaçlı kulüplere yapılacak güzel bir tesislerle bütün ilçeyi istifade edilebilir, projeler de yapılabilir. Arazi gösterilirse, proje çizilirse muhakkak iştirakçileri, destekçileri ve yönetime gelen veya da spor platformu kurulacak bir platformdaki katkı sağlatacak insanlar da buraya kaynak sağlatabilir ve sağlarlar diyorum. Onun için yerelde küçük bir çözümle, yani küçük bir alım ataraktan bunu içimizden çözerek belediye başkanı da kaymakamı da bugün Ali Paşa'da göstersinler 50 dönüm bir yer. Etrafını çevirelim. Biraz önce bir abimiz dedi, etrafını çevirelim. Ufuk hocam dedi galiba. Ondan sonra devamı gelir. Sonra bakanı yakaladığımızda deriz ki arkadaş bizim 50 dönüm yerimiz var. Şuraya bir ödenek istiyoruz. Şunu istiyoruz. Bir işi insanımızı, bir arkadaşımızı getiririz. Şuraya şöyle bir yatırım yapalım. Şöyle bir eser bırak sen de deriz. O zaman olur. Şu anki pozisyonumuz dipsiz kuyu. Ne atarsanız göremiyorsunuz, siz de düşersiniz, siz de gidersiniz, ben de düşerim, ben de giderim.
Onun için de yerelde küçük çözümle başlayarak genele taşımak ümidiyle inşallah bu başarılarla hepinize katılımlarından dolayı, destek ve fikirlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederim. Şimdi bizim marka değeri. Sadece bu spor, yani sizin spor futboldan ibaret değil. Bir takım projelerin olması lazım. Ama bize bunlarda eşlik edecek olan ve bu aklım başkanı da bu konuda teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantı düzenledi. Ve burada bu akşam siyasi partilerin temsilcileri de olmalıydı. Belki kaymakam beyimiz de olmalıydı. Yani burada söylenenleri, burada konuşulanları, onların da duyup acaba bu işin neresinde oluruz, neresinden tutabiliriz diye hakkı sunarlardı diye düşünüyorum. Yani hep birlik beraber olalım, birlik olalım da zaten çok az bir kişiyiz burada. Yani benim birinci söyleyeceğim bu. Bir de Silivri Spor için, ben bunu Antalya'da görmüştüm, onu tek söyleyecektim, unuttum. Birçok işletmenin camında Antalya Spor'u destekliyoruz, Antalya Spor'un resmi sponsoruyuz diye tabela var. Hatta telefonumda da var, onu da gösterebilirim. Burada işte esnafları gezdim. Onlardan yardım isteyip ama bu tabelayı da onların girişine asmak kaydıyla. Yani Silivri Spor'u destekliyoruz, resmi sponsoruyuz diye her ay belirli bir aidat ücret almak kaydıyla böyle bir şey de yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunu yapmakta da fayda var. Antalya Spor'da bunu yapmış, bunu gördüm, hoş olayım. Tamam. Bu kadar. Evet, benim gördüğüm Silivri'de bir vizyonumuz yok. Test et, bize mikrofonu alsın. Mikrofonu konuşamayız. Silivri'nin yapacağı en güzel şey şu an Silivri Spor'un. Önce takımımız küme düştü. Bırak düştü takım. 3-5 sene bal liginde oynayalım, şampiyonla oynamayalım, orta sahada olalım ama tesisleşelim. Buraya belediye başkanımız da bize Cengiz Başkan'ın dediği gibi bir yer göstersin, oraya yavaş yavaş işleyelim, altyapımıza önem verelim, 5 sene, 6 sene başarımız olmasın, oradan gelen paraları güzel değerlendirelim, altyapımızı oluşturalım, yavaş yavaş yukarı çıkarız. Ama hep milyon dolarlardan bir şey, milyonlardan başlıyoruz. Silivri Spor'un geliri ne kadar? Kaç paramız var bizim, senelik olan gelirimiz? Ona göre yönelirsek, onun üstüne çıkmadan harcama yaparsak, futbolcu 200 milyon değil. Kardeşim bizim 50 bin liramız var. 50 bine futbolcu alacağız. Altyapıda 10 da adam çıkaracağız. 2 tane 3 tane değil. Daha önce bizim oynadığımız gibi bir senede bir takımda 10 tane adam oynuyordu. 5-6 tane kadroda vardı, yedeklerde vardı. Bu şekilde olursak yavaş yavaş yükseliriz. Benim düşüncem bu. 5-6 sene bal ligine kalalım, düşmeyelim ama kesleşelim. Ben bunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Hüseyin abi konuşmak ister misin? Tamam, Hüseyin abi diyor ki taraftar şampiyonluk istiyor, taraftar kabul etse devam diyor. Başka var mı söz hakkı isteyen? İzninizle ben de konuşmak istiyorum biraz. Evet hocam, buyurun. Emrah hocama. Bence Silivri Spor'un ayıbı. Ya bunu samimiyetle size söylemek istedim çünkü bizim buradaki hedef lokasyonumuz parası olan çocuk değil, bence Silivri'deki tüm çocuklar olur. Bunu eleştiri olarak lütfen kabul edin. Hepinize söylüyorum. Onun haricinde Umut Hocam'ın söylediği gibi bizler de basketbol ligine katıldık. İstanbul dereceleri yaptık, ikinci olduk, dördüncü olduk. Pandemi nedeniyle sezonumuz kesildi, yine finallere kalmıştık. Burada kimsenin haberi olmadı. Biz bireysel olarak bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Lütfen bizleri de bu spor kulübünün bir parçası olarak görün ve daha fazla zaman ayırın bize. Sizden tek bir can bu. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum.
spor okulları sen de takdir edersin ki basketbolda, voleybolda dahil olmak üzere kulüplerin gelir kaynağı. Ama ihtiyacı gelmek isteyen ve durumu iyi olmayan öğrencilerden de para alıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle katılımlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim bu toplantıdan anladığım, herkesin söyleyecek bir şey var ama söyleyecek fırsatı yok. Önerim bu toplantıları dönem dönem daha geniş kitleler, evet doğru, belediye başkanımız, kaymakamımız, spor kulübünün bir futbol kulübü değil bir spor kulübü olduğunu unutmaması ve daha da önemlisi, yani öyle kolay değil hem yarışmacı bir takım yapmak hem de altyapıya gerekli önemi vermek, yatırımı yapmak gerçekten kolay değil. Gönülden katılan bir birim oluşturarak gerekirse yönetimin dışında böyle fukabili bir fikirleri olan ve bu konuda iddiası olan, hayali olan kişilerden bir birim oluşturarak altyapıyla ilgili Cengiz kardeşimizin de söylediği gibi Ali Başkanımızın da desteğiyle federasyon ayağını her zamankinden daha fazla iyi kullanarak yöresel başlayarak, kendi bölgemizden başlayarak artık evet bizim de hayalimiz var. Biz de çok büyük tesisler yapmak istiyorduk. Ama en nihayetinde hem yarışmacı bir takım hem de tesisleşme aynı anda yürümedi. İmkanı yok. Taraftarımıza bu iyi anlatılır diye düşünüyorum Hüseyin abiciğim. Yani biz çünkü önümüzdeki yıl bu mantıkla çıkarsak 3-5 yıl sonra muhtemelen tekrar bir şeyiz. Ben çok özür diliyorum Hüseyin abiciğim. Buyur abiciğim. Abi işte ben de çok evet abi, ben bu takımın 3. ligden düşmemesi için kendi sağlığımı verdim. Yakın çalışma arkadaşlarım biliyor. Taylan Başkan'ın elinden geldiğini yaptığını düşünüyor. Rum bununla beraber yanlış yaptıklarını da söylüyorum. Kendisine de söyledim. Gerekli yapılması gereken şeyleri zamanında yapmadığını söyledim. Ama amacım dediğim gibi burada bunları konuşmak değil. Bunu burada genel kurulda konuşulacak. Evet Hüseyin abici buyur. Demek ki amatörlere fazla tesisat vermiyorlar yani. Evet. Amatörde kalalım. Evet. Ben amatörde kalalım demiyorum. Başka bir şey söylüyorum. Amatörde kalalım diyorlar. Evet. Bir süre burada kalmanın bir zararı olmayacağını, bunu da Silivri halkına, taraftara iyi anlatılabileceğini düşünüyorum. Ben devam edeceğim. Mesut abi söz istedi. Şaşırttı beni. Ona bir söz verelim. Ben sessiz kaldım biraz da. Evet hocam. Herkese iyi akşamlar sayın başkanlarım. Spor severlere iyi akşamlar diliyorum. Ben 83'ten beri kulübün içerisindeyim. Yani 83 yılında Ahmet Dağlılar işte evlilik portre ederek takım profesyonel ligine getirdiler. Yıl 2000 kaç oluyor? 2021 mi? Evet hocam. Evet. Şu anda amatör kümedeyiz. Her şey çok güzel diyoruz. Hep o yıldan beri tesis. İşte çift sahalar orası tekrar belediyenin de ilçe spor müdürlüğüne verdi. Toprak sahada çıktık, maç oynadık, üçüncü maçları oynadık falan. Eğer bir takım amatöre gidiyorsa, bir de bizim orası biliyoruz sahil kenti, deniz var. Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Erzurum'da falan filan böyle bir şey yok. Burayı seviyorlar yani. Onun için ben amatör kümeye düşmesine karşıyım. Eğer gençlerimizi pazarlayacaksak, altın orada örneği veriliyor ya devamlı, İstanbul Spor olursa. Tesisler öyle olur. Pazarlıyorlar. Herkes seyrede olur belki maçları. Bilmiyorum. Altınordu maçı olduğu zaman herkes gidiyor seyrede. İşte adam satıyor. Amatör düştüğü zaman bunun bir anlamı kalmıyor çocuklar. Ya arkadaşlar, yarışmacı olamıyoruz. İşte köylerle oynuyoruz. Yıllardır oynadık. Çantayla oynadık. Yanlış anlamasın. Kimseyi küçümsemiyorum ben. Kulüpleri. Gittik çantada kavgalar ettik. Beyciler'e gittik. Oraya gittik. Buraya gittik.
Ya bir takımın özelliği olması lazım. Bir yarışmacı olacak. Ya bu takım, bu ilçe üçüncülükte nasıl olmaz ya? Olması gerekir. Bak bir sürü kulüplerimiz, yavrularımız var bizim. Geleceklerimiz var, bu sürü nesiller var. Mürcatlar, rahmetli, Gökseller, Sertan Gürüzler, onlar bunlar yani. Buradan Özgür Ergünler, Özgür Kurtlar, Özgür Ergünler işte hepsi geçtiler buradan yani. Yarışmacı olmazsak, eğer amatörde, Sinan Ercan kardeşim söylüyor böyle doğrudur. Bu tesislerin sözünü kim verecek bize ya? Yıllardır mücadele ediyoruz. Ben takımın kaptanlığını yaptım 83 yılında. Belki 60'ı devirdim ben. Şampiyonluklar gördüm, ikincilik gördüm, küme düşmeler gördüm, her şeyi gördüm. Kulüpte yaşadım. Aynı yerdeyiz ya şu anda yok. Sahası stat gitti ya. Müjdat Gürsün'de 2 sene ömrü falan var yani. Ben gittim geçen gün. Herkes oraya yayılınca 2 sene ömrü var. Kalıcı bir şey yok yani. Ben kimseyi de suçlamıyorum burada. Ama amatör kümeyi düşürüz ama her şey unutulur. İnan unutulur yani. Çocukların bir amacı olmaz. Gidin futbol okullarında bakın. Herkes bir video seçiyor yani. Bir silim spor ya, profesyonel takım. Ben burada oynayayım veya işte bilmem yere gideyim diye hep hayalleri var yani. Eğer biz amatörde bunu yürütürsek yandık ya. Vallahi yandık. Yetişmez yani onun için. Yetişmez. Yani koskoca ilçe, ben burayı çok eksik görüyorum. Yani kimse, başkanlarımızdan biri söyledi. Ya kaymakamımız, belediye başkanımız, Kalkalar, Mustafa Sarallar, yani ben onların hepsini yaşadım. Ben burada gördüklerinin hepsinde İhsan Başkan, Hakkım Başkan, Tugay abi, genç arkadaşımızla, başkanımızla çalışma nasip olmadı ama Tugay abiyle hepsinde çalıştım yani, her şeyi gördüm. Ben üzülüyorum şahsen ya, sessiz kaldım, üzülüyorum. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz, hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ya dost, gidiyoruz Manisa'ya, tesislere bakıyoruz. Sakarya'yla oynadık. Sakarya oynadık ya, Sakarya nerede ya? Ümraniye'yle oynadık nerede? Ya ne takımlarla oynadık burada? Geldiğimiz yere bari toplantı yapıyoruz, çok güzel bir şey. Teşekkür ederim bütün başkanlarıma. Bizler futbolcuyuz, biz bize görev verildiği zaman kulüplerde görev aldık. İşte menajerdir, hocalıktır. Karşılığını aldık, öyle bu şekilde görev yaptık. Ben istiyorum ki vallahi burada belediye başkanımız olsun. İşte ne bileyim işte şampiyon başkanımız olsun. Ya İhsan Başkan'a diyor bizi, başkanım ya otellerde kalır bir süre, bir tane dövüşme olsun da rahatlayalım yani, topçular 350 milyar lira para gidiyor dersene yani. Evet. Ben burada Taylan Başkan'ı eleştirmiyorum, çok fazla da tanımıyorum. Kulübü aldı ama bizim geçmişi, ben ona söyledim o zaman. Hocam dedi niye maçlara gelmiyorsun? Gelmem dedim ben. Gelmeyeceğim dedim. Bir şeyleri gördüm çünkü yalnız kaldı. Onun sebeplerini ben onu bilemem. Onların gezer işte yönetim kurulu vardı. Hep beraber bir yola çıktılar. Ama böyle kolay değil yani. İşte otogar gelirleri yok, federasyon gelirleri yok, bilmem ne falan filan. Bunlar hepsi hikaye. Bunlar tamamen takımın, ve hatta hiç unutmuyorum, Turbay Başkan dedi ki ya dipsiz kuyu mu dedi. Bir toplantı yaptı, dipsiz kuyu dedi, ver ver ver. Öyle yani, bu profesyonellik böyle bitmez. Vereceksin yani, ekonomik konum ama bu ilçenin de profesyonellikte olması gerekir. Mümkün değil yani. Yok yani başka türlü yarışmacı olamazsın. Amatör kime? Bal ligi yok. Ya süper amatöre gidersin, amatöre gidersin, unutulursun. Gençler sovar yani. Neden? Yedekleri yok çünkü. Eskiden yedekleri vardı. Silim spor alt takımında oynayayım. Bilmem nereye gideyim falan. Bakın geçmişte abi hepsine. Gelen oyuncular hepsine bakın yani. Biz dahil yani. Hocam hocalar da o zaman kendini kurtarsın diye hazır oyuncu arıyorlar. Yani. Vallahi biliyorum, ben 10 ay maaş almadım. Bak eleştiri yapmıyorum, 10 ay bana senet verdi başkanım. 10 ay maaş almadım abi. Cebimden para verdim. Taylan Başkan da bilir, Hakkım Başkan da bilir yani. Aynen. Yani bu iş bir gönül işi. Herkes sahiplenecek. Tabii ki Silim Spor altyapısından 5-6 tane oyuncumuz olsun eskiden. Biz aileler, ben oynuyordum bilmem kimler. 5-6 tane böyle alt köylerden çocuklarımız vardı. Kulüp profesyonellikle mücadele ediyordu yani. Ama gidiyoruz bakıyoruz ya, yazık günah değil mi abi ya? Herkes sahipleniyor ya. Ben vallahi şu anda hep toplam gün başkanı söyledim. Yani herkes bir olsun ya. Gelsin belediye başkanımız da gelsin abi. Kalko da gelsin, Mustafa Saral da gelsin. Bu takımı bu ikinciye çıkardılar. Mücadeleleri var yani. Gelsinler bu eksik görmeyenler. Ortak bir şey çıksın. Ben olmuş, o olmuş. Bu iş sırayla yani. Biz yeri geldiği zaman bıraktık. Sen ne söylüyorsun?
etmeyeceksin. Ben bütün başkanlara teşekkür ediyorum. İnşallah yani bu kulüp amatör kulübe layık değil yani. Hakkını helal edin canım. Siz helal edin. Herkese iyi akşamlar. Şimdi toplantı başladıktan bu yana Mesut Hocam herkes çok konuşuyor ama sen de aldın mikrofonu hocam, morayı hocam. Hocam şey var. Hocam ne yani kısaca şunu söylemek istiyorum Mourinho hocam. Hakim Başkan 4-5 sene uzun bir süre yani bu sene çıkalım ya. Yani. Öyle mi hocam? Doğru mudur? Yani 4-5 sene uzun süre değil mi? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şampiyonluklar gelip geçicidir. Yani kimse unutulur ama tesisleşmek kalıcıdır. Eser bıraktığın zaman faydalı olursun Silivri'ye. Ama futbolcular şampiyonluk yaşayan arkadaşlarımız var. Ne oldu? Paralarımız gitti. Silivri Spor, İhsan Başkan'ın itibaren kaç para harcandı? Orada da bir şey yok. Ben tesisleşmek taraftarıyım. Herkese saygılar, sevgiler. Hocam, herkes kendi fikriyle. Hocam, evet. Hocam, yani bu akşam bu kadar konuştunuz, özellikle size teşekkür ediyorum. Hocam, herkes aynı şeyi düşünüyor. Evet. Artık bunu biz sadece önerilerimizi, düşüncelerimizi burada paylaştık. Yeni seçilecek yönetim kurulunun hedefleri olur. Tasarrufları olur, planları olur, programları olur. Dolayısıyla ha bir de şunu söyleyeyim. Evet keşke burada dediniz kaymakam, bir daha söylüyorum. Kaymakam Bey olsa, şu olsa. Biz davet etmedik. Biz Silivri Spor ailesini davet ettik. İnşallah önümüzdeki toplantılarda daha geniş bir katılım olur. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. İyi akşamlar diliyorum.